Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Sağlık, huzur diliyorum hepinize. Tabii önce sağlık, her zaman olduğu gibi. Huzur zaten gelir. İnşallah herkes iyidir, işler yolundadır. Ve biz programımıza başlıyoruz. Bugün gerçekten çok önemli, heyecanlı, gelişmelerle dolu bir program sizleri bekliyor. Hocalarım tabii ki stüdyoda. Doktorumuz Sayın Taner Güven hocamız, adli tıp uzmanımız bizimle birlikte. Avukatımız Hasan Koca Bey bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. İyi programlar diliyorum. Ve Melek Hanımcığım hoş geldin canım. Sağ ol, Allah razı olsun. Lütfen rahatsız olma. Rahat otur bir kere önce. Ellerini falan rahat yap. Burada aile içindeyiz. Daha yeni geldin diyorum sana. Yeni geldin. Olsun. Efendim, oğlunuz Irak'a çalışmaya gitse. Evet. Oğlunuzun beraber yaşadığı, resmi nikahı olmayan ama beraber yaşadığı ve ilk defa üçüncü işte beraberliğinde, dördüncü beraberliğinde bir çocuğu olsa. Efendim, bu kadın da torununuzu alıp ortadan kaybolsa. Şu anda oğlunuz da yok ortada, Irak'ta. Siz olsanız Melek Hanım'ın yerinde gelip torununuzu, tek torununuz değil mi sizin? Arar mıydınız, aramaz mıydınız? Gerçeğin peşinde başlıyor. Halası Gülşen ve kuzeni Özlem'i öldürdüğü iddia edilen Atakan, şüpheli arsayı neden yıllar boyunca satmadı? Başkaları halamı öldürdü, o cesedini de o araziye gömmüş olabilir, benim bir alakam yok dedi. Halasının bu arazisini de istediği gibi satabilirdi de, hala satabilirdi eğer bu olaylar ortaya çıkmasaydı. Kardeşi öldürüldü, kocası evden kaçtı diyor. Şüpheli Fatma Şen kaybında kim doğruları söylüyor? Ben ondan şüpheliyim. %80 yıldır aşanından şüpheliyim. Çocuğu vurdu bir tane. Dedim çocuğa niye vuruyorsun? Ben onu ittim, not bırakmış. Ben gidiyorum. İhsan Gözükara eski eşi Bağdat Hanım'la buluşacak. Tüm gerçekler ortaya çıkacak. Eşine aşık olan birisi çıkıp burada yalan söyleyebilir mi ya? Ben aşık değilim diyebilir mi yani? Kendisi çok güzel yalan söyler. Çok da güzel inandırır. Ben çocuklarımı 4 senedir görmüyorum. Bu konuşan İlknur Hanım var ya, 4 yıldır benim çocuklarıma hasret bıraktı beni. Melek Hanım, 7 ay önce evden kaçan gelini Kezban ve torununun geri dönmesini hasretle bekliyor. Gelinim temizlik yapacağım diye oğlumu evden yolladı. Ondan sonra oğlum eve gelmiş, ne torunum ne gelinim. Birazdan. Melek Hanım'ın oğlu daha önce 3 tane beraberlik, bir evlilik yaşamış Ebru'yla. Sonra Kezban'la tanışıyorlar. Kezban 4 evlilik yapmış, 3 çocuğu var ve 3'ü de devlet korumasında aslında. Kendi bakmamış anladığım kadarıyla, değil mi Melek Hanımcığım? Aynen öyle, evet. Sonra senin oğlun Sinan da evliymiş ama boşanma aşamasındaymış. Evet. Kezban'la tanışıyorlar. Evet. Alıp sana getiriyor. Hı. Aynı gün galiba. Hemen getirmiş sana. Kimi? Kezban'ı. Hayır, bana getirmedi. Benim haberim yoktu. Onlar anlaşmış etmişler. Bir ev bulmuşlar. Dedi anne böyle böyle biz, dedim oğlum olmaz dedim. Ben izin vermedim ama beni dinlemediler. Bunlar bir araya geldiler işte. 3 sene beraber kaldılar. Ondan sonra bir torunum oldu işte Melek isminde. Senin adını koydular. Kim koydu adını? Oğlum koydu. Sinan koydu. Sinan'ın tek çocuğu değil mi Melek Hanım? Evet. Şimdi ben biraz önce 10 gün dedim ama Ramazan bayramından 10 gün önceymiş meğerse. Ramazan bayramından 10 gün önce kaybettim. Yani 9 ay falan oldu neredeyse. 3 yaşındaki çocuğu alıyor, ortadan kayboluyor. Evet. Doğru. 7 ay. 7 ay önce işte... Tek torunu, 7 aydır. Bu kadın yani Kezban, daha önce dediğim gibi 4 evlilik yapmış. 4'ü de resmi nikahlı mı? Eşitliğine göre bir tanesi resmi nikahlı eşi varmış, öyle diyordu.
bizim yanımızdan gitmeden önce annesi annemin parayla alıp satıyor diyordu bizim giden Kezban gelin. Gelin diyeyim yani. Torunumun annesi. Ondan sonra kim alıp satıyormuş? Annesi. Kezban'ın annesi. Evet, annemin para karşılığında satıyor. Oradan oraya diyor bize söylüyordu. Ama çocukların 3 tanesi şeyde devlet korumasında, bir tanesi annesinin yanında. 4 oğlu var. Kimi satıyormuş? Çocukları mı satıyor? Doğurduğu çocukları annesi. Kızını yani oradan alıyor buraya veriyor. Torunları ne? Veriyormuş. Torunlar doğan çocukları yok, satıyor mu? Yok yok kızını. Ha, kızını satıyor diyor. Evet Kezban'ı. Bize öyle söylüyordu. Şimdi ha, Kezban'ı. Ben nasıl da evlenmiş evet. Yani. Hocam bir tane resmi nikahı varmış. Diğerleri nikahsız. Evet. Yani her birinden bir çocuk mu yapmış? Aynen öyle. Kezban. Evet. Ve anne de bu işi aracılık mı ediyormuş? Yani annem beni oradan alıp buraya veriyor. Oradan alıp buraya veriyor diyordu bize kendi Kezban konuştu. Ben 55 yaşındayım. Ya Kezban Allah aşkına 33 yaşındasın. Kim seni oradan alıp oraya verir, oradan alıp annesi oraya verir? Annesi için öyle diyordu ama bilemem Cenab-ı Allah bile ama ben torunumun peşindeyim. Ben torunumun sağlığından endişeleniyorum. Nerede, kaç aydır? Hiç haberim yok. Ben bunların torunum için geldim. Oğlun 10 gün önce Irak'a gitmiş Melek Hanım. Evet. Ne yapıyor Irak'ta, işi ne? Oğlum Malta'da çalışıyordu. Geçen sene gelmişti. Şöyle söyleyeyim. Kezban'ın annesiyle Kezban konuşmuyorlardı. Oğlum para yollamaya başlayınca kızıyla barıştı. Ondan sonra bunlar ne yaptı, ne ettiler? Gene işte kızının beynine girdi. Bu paralar bittikten sonra bu kayboldu. Para geldi neyse. Keşke dursaydı, para gitseydi. Ama işte ne olduysa kızının gene beynine mi girdi, ne yaptıysa evi terk etti gitti. Ben sen temizlik yapacağım demiş benim oğluma. Sen git demiş. Oğlan da işte bize geldi o günü. Neyse bir saat kaldı. Bir eve gitti baktı. Çocuk yok, şey yok, Kezban yok. Kayboldu. O gidiş gittiler, daha hiç yok. Telefonla da konuşmadılar. Telefonda konuşmuş oğluma, demiş ki ya. Ben demiş gidiyorum, ben arama demiş. Öyle kavga nizah etmişler. Ondan sonra da hiç haber yok. Öyle ben gidiyorum deyince adamın da çocuğunu alıp gitmek var mı ya? Yok öyle bir şey. Yani bu evet. Senin kendi başına yaptığın bir çocuk değil ki. Şimdi muamelesi yok. Çocuğun kimliği yok. Evden neler götürmüş giderken? Hiçbir şey götürmemiş. Sadece çocuğun her şeyi onun eğenlerine başına giymişler. Hiçbir şey, her şey evde duruyor. Hiçbir şey götürmemiş. Bir tek çocuğu alıp. Aynen. Şimdi bu olay 7 ay önce oluyor ya. Bu 7 ay boyunca Sinan Türkiye'de. O şey Malta'ya gitmişti. Malta'dan geri geldikten sonra çocuğu aldı kaçtı gitti. Tamam. Ama ondan sonra 10 gün öncesine kadar Sinan Türkiye'deydi. Evet, evet. Bu süre içerisinde karısını ve çocuğunu aradı mı? Aradı, aramaz mı? He, polise git, öte git, biri git, çocuk kahroldu ama yok. Senin muamelen yok, çocuğun kimliği yok demişler. Çocuk o yüzden bir şey yapamadı. Buraya da çıkmaya yüzü yok, utandı. Yani ben buraya başvurdum. Şimdi şöyle, çocuğun kimliği yok ama baba olarak Sinan üzerine almış. Yani doğum belgesinde, evet, değil mi? Evet. Doğum belgesinde anne ismi Kezban, baba ismi Sinan olarak ve evet, soyadı da Güneş. Kurt. Yani Sinan'ın soyadı. Evet. Taşıyor. Annesinin kütüğünde. Babaannesinde de oğlunuz yazıyor. Doğru mu? Evet. Evet. Ama nüfus kağıdı çıkarılmamış. Tabii çocuğu. Şu anda 3 yaşında değil mi? Evet. 4 yaşına gidecek işte. Yani neredeyse bir sene desek çocuk zaten aynı. Babayı bile unutmuş olabilir. Evet. Evet. Çocuğun bir rahatsızlığı, bir şey var mı? Bir değişik hali. Çocuğun aşılarını yaptırmamış. Çocuk hiç bakımlı değil. Çünkü yani yüz hatları bana bir bazı şeyleri hatırlattı da bir anormal durumu yok değil mi çocuğun? Zihinsel anlamda evet, mı hocam? Yok yok, çocuk iyi, sağlıklı da çocuğun bakım. Başka Edwards'la ben. Torunumun peşindeyim yani. Ben torunumu yüzden geldim yani. Şimdi bu fotoğraflar yeni olması lazım. Evet. Kimden geldi bu fotoğraflar? Bizim vardı. Bizimkileri akıllı telefondan çekmişlerdi. Oraya yolladık işte. Buraya geldim. Ha, gittikten sonra herhangi bir fotoğraf yok, almadın. Yok yok. Hayır. Hiç. Ne lahları hiç yok. Ne telefon, kimse hiç yok. Abi, annesine yalvarıyorum. Bulalım kızını diyorum. Aha yarın çıkar. Aha öbür gün çıkar. Kadının haberi var. Hiç bize yüz vermediler. Hiç bulalım demediler. Şimdi eğer bu söylenenler, iddialar doğruysa. Ben yalan konuşamam hiç. Hayır. Yani hani duymuşsun ya anne işte gittik Kezban'ı yana. Bir takım şeylere zorluyormuş. Kızı çocuklar söyledim. Yuvada filan. Evet. Muhtemelen belki de bu çocuğu da götürdü, yuvaya verdi. Bir tane oldu, annesinin yanında duruyor. Bir oldu, annesi bakıyor birine. Yani 5 çocuğu var aslında. Aynen öyle, benim torunumla 5. çocuk. O şey yuvadaki 3 çocuğunu arar mıydı? Hiç yanına gidip sormazdı. Hiç. Kızım çocuklara yuvaya verme dedim. Devlet sana aylık veriyor, her türlü yardım veriyor dedim ama
Beni dinlemedi. Benim o evlilik yaptılar. Yanlış evlilik. Evet. Evlilik de yapmadılar. Evlilik diye demem ben ona yani. Resmi günaha giriyorlar, girdiler. Dini nikah da yapmadılar. Hayır, hiçbir şey yapmadılar. Resmi nikah da yapmadılar. Yok, yok, hiç. Öyle beraber yaşadılar. Aynen öyle. Çocuk sahibi oldular. Evet. Kezban'ın aslında bence çocuk sahibi artık olmaması evet. gerekirmiş. Evet. Üç tanesini yuvaya bırak, bir tanesini anneye bırak. Evet. Nikahlı nikahsız önüne gelen adamdan birer çocuk yap. O çocukların her biri başka adamdan anladığım kadarıyla. Herhalde öyleymiş. Yani söylemeye utanıyorum. Babaları bir değilmiş. Yani öyle söylüyor. Çünkü dört beraberlik. Bir tanesi resmi nikahlıymış. Evet. Sözde. Onu da bilmiyorsun ama emin değilsin yani. Yani bir tanesinin resmi nikahlı bir tane bir eşi varmış. Hepsi çocukların onun üzerine kayıtlıymış. Oo. Bize öyle söylüyordu kendisi. Ben hiç yalan konuşamam. Çünkü 55 yaşındayım. Çünkü bu çocuğu da tamam doğum belgesinde baba ismi Sinan görünüyor ama gidip o nikahlı adama yazdırabilir mi kimlik çıkarırken? Yok, şöyle onunla ilgili olarak evlilik birliği hukuken sona ermiştir ki anne hanesine yazılmış çocuk. Annenin soy ismini almış. Öbürü çocuğu yazdırmış ama. İşte demek ki boşanma gerçekleşmiş. O resmi birliktelik yaşadığı kişiyle boşanma gerçekleşmiş. Dolayısıyla yeni doğan Melek Hanım'ın torunu Melek evet. annenin kütüğüne yazılmış. Yoksa aynen. evliliğinden, ilk evliliğinden olan o adamın, daha doğrusu tek evliliğinden olan o şahsın kütüğüne yazılırdı. Peki bir soru daha. Diyelim ki Kezban gitti, hı. bu çocuğu da yuvaya verdi. Resmi nikahları yok. Hı hı. Tamam, doğum belgesinde Sinan'ın adı var. Evet. Buna yetkili midir? Şöyle, şöyle yetkilidir. Şimdi kütükte anne hanesine yazılmışsa evlilik dışı doğan gayrimeşru çocuk konumundadır hukuken bu çocuk. Kütükte annesinin ya daha doğrusu nüfusta annesinin kütüğüne yazılır. Baba olarak da gerçekten baba kimse onun hanesine de babanın ismi yazılır. Ve baba nüfusa gider bir tanıma işlemi yapar çocukla ilgili olarak. Bu çocuk benimdir diye bir tanıma belgesi düzenler. Dolayısıyla o tanıma belgesiyle de bile yine de olsa hakkı var diye düşünüyorum. Çünkü hukuk fiili durumu hukuki duruma bir şekilde eşitlemek için, dengelemek için vardır. Baba hanesinde şahıs yazıldığı için, Meleğin oğlu yazıldığı için ve nüfus müdüründe bir tanıma belgesi olduğu için bence orada zorluk çıkartmamaları gerekir sosyal hizmetlerde. Peki ya evlat edindirin dediyse, bu 7 ay içinde bu çocuğu evlat edindirdilerse? Olabilir. Değil mi? Yapabilir. Evet, çok yani bu, buna hakkı var. Buna hakkı var. Buna hakkı var, evet. Ve baba herhangi bir bu konuda araştırma, soruşturma, işte benim haberim yoktu, çocuğumu bulun, getirin diyemez. Diyemez. Bizim Medine dosyamız vardı, hatırlamıyor musun? Medine'nin çocuğu, Medine Keçiören'de bir kapının önüne bırakmıştı. Daha sonra götürdüler, verdiler. Baba burada o çocuğunu alamadı mesela gibi. Evet. Melek Hanım. Efendim. Sen şimdi kadın, peki sen bu Kezban'ı gelin, hadi gelin diyelim hadi. Ya gelin seviyor diyeyim. Musun? Ya istiyor musun? Ya kızı? Tabii ki ben onu buraya rencetmeye gelmedim ama torunum bizden kaçınmayacaktı yani. Tabii ki çocuğumun, torunumun annesi. Tabii ki onların ben canlı şeyinden kuşlanıyorum. Neredeler? Nerede olduğunu bileyim işte olmasa. Bu arada Kezban 32 yaşında, Sinan 27 yaşında. 28 yaşında. 28. Arada da bir 4 yaş var. Evet. Sinan daha küçük. Evet. Bu arada Emrah diye bir oğlunuz var. Büyük oğlum. Emrah'ın evine gidip gelirken tanışıyorlar. Öyleymiş. Peki Sinan 3 yıl beraber yaşadılar ya aynı evde. Hı hı. O zaman çocuklarını al dedi, almadı mı Melek? Kezban. O Emrah'ın benim oğlum da kira dedi. Alt üst oturuyorlarmış. Ben o zaman köydeydim. Ondan sonra orada yani benim Emrah'ın haberi yok. Benim oğlum bir inşaatçı. Ama onların tanışıp tanışmadığını bilemem. Oğlum inşaatçı zaten, kirada duruyordu orada. Benim büyük gelinimle konuşmuşlar onlar orada işte. O anlamamıştı yani kaç yaşında bayanı, onlar Sinan görmüşler birbirlerini. Onlar böyle bir hemen ev buluyorlar. 5-10 gün konuşuyorlar artık. Hemen ev buluyor. Bizim orada biraz eşyalar falan vardı işte. O yatak matak, onları aldılar. Doğru gittiler işte. Çocukları da aldı kadın. Başka evde duruyordu Kezban. Devlet yardımıyla. Başka evden oraya gelmiş. Başka evde tuttular. Mesela oğlun yurt dışına gittiğinde, Malta, Irak vesaire, hı hı. gittiğinde ne kadar süre kalıyordu? En az. Bu sefer gittiğinde
4 ay kaldılar, geldiler. Ama şimdi yeni gitti daha. 10-15 gün anca oldu gidelim. Ya bu 3 sene içinde mesela gidip 6 ay, 1 sene kalmışlığı var mı? Yok, o da kalmadı. 4 ay kaldı. En fazla 4 ay kalıyor. Evet, Malta'ya gitmişler. Bunu mesela problem ediyor muydu Kezban? Kocasının yok, uzakta bir şey demiyordu, olması. Bir şey demiyordu yani. Öyle bir şey, sıkıntı falan yoktu. Biz elimizden gelen imkanı yapıyorduk. Yani şey, yiyecek olsun, her şey olsun, helal hoş olsun. Biz onu daha da okumadık. Oğlan geldi, hiçbir şey yiyordu. Aralarında ne olduysa 5 dakikada evi terk ettim. Oğluna sordun mu, kavga falan mı etmişler? Zaten onların hiç bir sene evine şeyleri oldu. Ondan sonra hep şiddet, kavga, hiç iyi günler olmadı. Şiddet kim uyguluyordu? Hepsi de, ikisi de. Birbirlerine? Evet. Karı koca ya da işte sevgili? Yok, ona benim oğlum çok kıskanıyordu. Telefonda kimle konuşuyorsun, şeyle. Ona çok kıskanç bir kadın gelindi. Onun yanına anlaşamıyorlardı. Kezban mı kıskançtı? Evet. Peki oğlun da çok fazla telefonla mı meşguldü? Ne bileyim, onlar anlaşamadılar bir türlü işte. Kezban'dan şüpheleniyor muydu? Kezban elinden telefonu bırakmazdı, oğlan bırakmazdı. Ne bileyim işte, onların araları öyle anlaşamadılar, gitti. Ama sen torununu istiyorsun. Ben torunumu, sadece ben torunumu şey diyeyim yani. Ben sağlığından endişeleniyorum. Bu çocuğun aşıları yapılmamış. Bu çocuk nerede yani, ben o yüzden şey ettim. Aşılarını takip ettin, yapılmamış mı? Evet, 4 tane aşı yapılmamış. Çok tehlikeli hele bu salgın döneminde. Ben çocuğu torunum için. Ben bir şeyi merak ettim. Bunlar bir arada olmaya başladıktan ne kadar sonra doğdu? Erken doğum falan mıydı? Bunlar Melek ameliyatla oldu. Sezaryen mi oldu? Evet. Yani ne kadar süre, yani ne mesela birlikte oldular, bir sene sonra mı doğdu, yoksa hemen 7 ay sonra falan sonra mı? Ha, yani evet. Tamam. Öyle bir süre geçti değil mi? Evet. Yani Melek'le senin aran nasıldı? Gelinimle benim aram çok iyiydi. Gelinle. Ben öz kız evlatından ayırmam gelinlerimi, çok severim. Ama onlar anlaşamadılar işte. En son şeye, neticeye sonra bizden çocuklar, çocuğu bizle konuşturmuyor. Uzaklaştı bizden. Oğlan Mahzı'dan geldi, ona bir şey oldu. Birebir aramız soğudu, hiçbir şey yani yok. Yani o 4 aylık ayrılıkta bu Kezban'a bir şey oldu. Evet, hiç aramızda, hiç biz çok iyiydik yani, ama ne oldu oldu, annesiyle bir konuşmaya başladılar. Kadın gitti, gelin gitti. Malta'dan geldikten sonra Sinan, hı-hı, hemen mi gitti? 10-15 gün sonra gitti. 10-15 gün sonra gitti. Evet. Şimdi çok iyi bir, yani buradan tabii bilmeden yorum yapmak doğru değil ama, hı-hı, bazı şeyler için yorum yani bilmek de gerekmiyor. Şöyle ki bu kadın 4 tane çocuk doğurmuş. Evet. Öncesinde, Sinan'dan önce. 3 tanesi yuvada. Bir tanesine annesi bakıyor. Aynen. Yetmezmiş gibi Sinan'ın yanına geliyor. Nikah yok, hiçbir şey yok. He. Bir çocuk da orada doğuruyor. Yani Kezban çok ilgili, çocuklarına kol kanat geren bir anne değil. Değil. Onun için ben de endişelenmeye başladım bu küçük Melek'le. Ben o yüzden başladım çünkü 3 tane çocuğu devlet koruma altında. Bir tanesi annesinin yanında. Yani bunun yanında çocuk, sağlıklı çocuk olmaz. Kezban, çocuğu ne yaptın? Olmaz, ben ilgilenemiyorum. Kezban, şimdi seni görenler bizi arayacaklar. Yerine haber verecekler. Çünkü ortada da bir çocuk var, 3 yaşında. 7 aydır kimse haber alamıyor. Öbür çocuklarına yaptıklarına bakacak olursak, sen de öyle çok aşırı çocuk sevgisi, çocuğumu alayım, işte kol kanat gereyim duygusu yok. Yani bunun için hakikaten bilmek gerekmiyor bazı şeyleri. Onun için bu çocuğun nerede olduğunu bize söyle. Evlatlık mı verdin? Çocuğa bakımsızlıktan bir şey mi oldu? Yani. Annenin yanında da bize mi söylemiyor? Efendim, götürdün, para karşılığı birine mi verdin? Evet. Çünkü hazır çocuğun kimliği de yok. Doğru tabii mu? Yok. Tabii. Yani bir benim doğum belgesi var ama bir sürü Anadolu'da orada burada doğuruyor. 3 sene sonra kimlik çıkarıyor. 4 sene sonra kimlik çıkarıyor. Onun için Kezban, şu anda sen kusurlu görünüyorsun. Bizi ara ve bu çocuğun başına ne geldi? Bize çocukla ilgili bilgi ver. Sen ne yapıyorsan yap ondan sonra. Aynen öyle. Ben onun şeyini bozmaya gelmedim. Ben sadece torunum için geldim buraya. Bir de zaten baba hayattaysa, yani büyük anne, dede hayattaysa asıl olan çocuğun yani yuvaya verilmesi değildir. Hayır. Devlet ben sizin yanınıza sahibim verir ve maddi anlamda destek verir size. Ben toruma sahip yani çıkarım. Yani eğer öyle bir şey yaptıysa da ciddi anlamda suç işliyordur. Evet. Peki bu 7 aydır oğlunla konuştu Sinan'la.
Beni rahat bırak, gelmeyeceğim dedi. Evet. Konuşmadı, yok yok. Bir kere konuşmuş. İşte bir kere. Giderken ben arama demiş. Ondan sonra daha hiç haberi yok. Sen de hiç konuşmadın. Hayır, hiç. Bir arayıp da anne nasılsın filan. Hiç demedi. Keşke deseydi, ben buraya gelemedim. Peki Kezban telefondaymış. Aa. İlk defa 7 ay sonra konuşacaksın ve evet, torununla ilgili de bilgi alacaksın. Tamam. Kezban merhaba. Merhaba Serap Hanım. Kezban, Melek nerede? Küçük Melek. Kızım benim yanımda. Gayet de çok güvenli. Gayet de emin evde. Bu çocuğun... Çok da sağlıklı. Bu çocuğun bir de babası var Kezban. Evet, babası var ama babası bir kere olsun babalık yapmış mı? Ablasının görümcemin evinde bakıldı bu çocuk. Nurten bu çocuk. Kezban, diğer 3 çocuğun da devlet bakıyor. Birine de annen bakıyor. Hiçbirine bakılmamış bu durumda. Az kaldı zaman gitme, ondan paralı. Ya şöyle bir şey oldu. Onların verilme sebebi hani. Ya. Evet. Hani babaları tarafından öldürülecek diye ben verdim. O şekilde zaten ben oraya da bildirim yaptım. Babaları tarafından öldürülecek diye. Evet, yalan, evet. Yalan. Ceza bile yalan, aldı. Yalan. Cezaevine bile girip çıktı yani. Bir dakika, çocuklara şiddet mi uyguladı babaları? Ya şiddet uyguladı, evi ocağı bakmıyordu. Benim hep annem babam baktı. Benim annemin başı bile sağ yani orada. Teyzem bile biliyor yani bunu. Kezban, bu çocukların üçü de aynı adamdan mı? Evet. Sen 4 beraberlik, yani 4 evlilik ya da işte biri nikahlı, üçü nikahsız falan gibi. Bu annenin yanında kalan erkek çocuğunun babası ayrı mı? Ayrı. Ama diğer 3 çocuk kaç yaşındalar şu anda onlar? Şu anda birisi 10 yaşında, birisi 9 yaşında, birinin de 5 yaşında olması gerekiyor. Ha, çok emin değilsin yani. Çok ayrına bir kere gitmedi. Yani gitmediniz mi yurtta? Zamandan beri yanımda olmadıkları için. Ne kadar ne kadar zamanda bir ziyaretlerine gidiyorsun? Hiç gitmedi. Hiç 4 sene, 3 senedir. Bir kere mi ne gittim işte en küçüğünün yanına, ondan sonra daha gitmedim. Tabii, niye gitmedin? Çok mu meşguldün? Holding yok, mi yönetiyorsun? Çünkü yanımda destek olan insan yoktu. Arkamda duran insan yoktu. Kim? Tamam hadi gel gidelim diyen yoktu. Kezban, sen nerede yaşıyorsun? Kaçmayı biliyorsun, niye orada bilmiyorum. Samsun'dayım ben. Çocuklar hangi şehirde, yuvada? Samsun'da da ikisi koruyucu ailede. Tamam da sana kim destek olacak? Bineceksin otobüse, minibüse, gideceksin yuvaya, çocuğunu ziyaret edeceksin. Bunun için desteğe mi ihtiyacın var? Yakın zaten biz orası ya. Ya hayır yok, zaten ben o sırada bu Sinan'la evli olduğum sürece boyunca zaten ben kızıma hamile kaldım. 4 sene boyunca hamile miydin? Ve bunu onlar bilmiyordu. 3 sene hamile mi kaldın? Hamile olan yürüyemiyor mu? Hamile olan iş mi yapamıyor? Son 20 güne 3 haftaya kadar hepimiz işimizi gücümüzü yaptık Allah'a çok şükür. Ya bunlar bahane mi Allah aşkına Kezban ya? Hayır yok, bir dakika, beni de bir dinler misiniz? Oraya çıkıp o hanımefendi yalanları anlatırken anlatıyor. Bir dakika dinler misiniz? Hiç yalan konuşmuyorum ben. Anneyle hayır, beraber oldum. Çocuğu kaçırdım. Çocuğu bulurum. Çocuk nerede? Dinleyelim de. Ben çocuğuma geldim. Çocuk için. Bak Kezban. Yalan konuşmam ben. Efendim? Dinleyelim. Hanımefendi şimdi diyor. Yalancılıkla suçluyorsun ya Melek Hanım'ı. Sen de doğruları söyle ama yani. Ben de doğruları söylüyorum. O Nurten Kurt. Her şeyi de bilen bir insan. Benim çocuğuma yeri geldi, o baktı. Benim çocuğuma onun evinde bakıldı. Niye? Senin elin armut mu topluyordu yardım orada? Yardım etmek ayıp bir şey mi? Yardım babası et, ağlasın. Bakmıyordu ki. Eve ocağa çıkmıyordu ki. Abla, benim çocuğum karım evde aç deyip onları arayıp arabayla gelip aldırıyordu. Şu anda da babalar... Bunu annesi de biliyor. Şu anda da babası yok çocuğun yanında. Nasıl bakıyorsun? O zaman niye gitmedin? O zaman gitseydin ya. Yok. Şu anda nasıl bakıyorsun diyorum. Gene baba yok. Şu anda ben el işi yaparak şey yapıyorum. Tabii, geçmemi sağlıyorum. O zaman sağlıyorum. Da yapsaydın. Ya bir de ben bu yapıyordum. Şey... Yapıyordum. Bir şey söyleyeceğim. Hanımlar böyle koca evindeyken çalışmaz. Ondan sonra geçinemiyoruz diye dert yanar. Efendim bu yüzden kocayı terk eder. Terk eder, terk etmez. İş güç yapmaya başlar. Para kazanmaya. Evinizde kazanın da
Kocanıza da destek olun. Yuvanız da devam etsin. Çocuğunuza da bakın. Madem çalışabiliyorsun, niye Nurten bakıyordu? Görümce bakıyordu o zaman. Yani oğlum mahtadaydı. O zaman da bizim de şey odununu ben çekerdim. Her şeyini götürdüm. Zaten ablasını. Yani ayıp mı bizimle yardım ediyormuşuk? Benim oğlum o zaman mahtadaydı. Yalan konuşuyor. Ben de suçluyum yalandan. Oralardan para da gönderiyormuş zaten. Para geldi. Anasıyla beraber para geldiler. Ondan sonra kaçtı gitti. Hiç yalan konuşmam ben. Anasıyla bir iş yani... mi yaptılar? Hani hiç destek olan olmuyordu diyorsunuz ya. Şu anda kim destek oluyor? Kim var yanınızda Gezba Hanım? Şu anda benim yanımda kimse yok. Sadece çocuğunuzla ikiniz mi yaşıyorsunuz? Çocuğu aldık. Evet, kızımla ben. Yalan konuşuyor. Peki, üç yaşında. Ya ben size şöyle, Kezban, bir şey söyleyeyim mi? 3 yaşındaki çocuğu kime bırakıp da temizliğe gidiyorsun? Temizliğe gitmiyorum hanımefendi. Ben şey yaptım, çalıştım ettim, birikimim de vardı zaten. Ben evimi falan tuttum. Hasta falan da baktım ben. Hep yalan konuşuyor. Sonra... Benim oğlum parasıyla ev tuttu. Yalan 3 konuşuyor. 3 yaşındaki çocukla gidip hasta mı baktın? Hep yalan konuşuyor. Oğlum parasıyla ev tuttu. Evet. Mecburdum çünkü buna. Çünkü ben... Kocanın evindeyken yapsaydın bunları. Ben yine yapıyordum. O görümcem şahit zaten bunlara. Ben el işi yapıp da görümceme kaç kere sattım. Canlı yayına bağlansın kendisi de. Doğrular anlatılsın yani zaman... orada. Ayrılma gerekçesi neymiş? Niye evi terk etmiş? Niye evi terk ettin Kezban? Şiddet uyguluyordu. Benim ağzım burnum patladı. Nide'de oğlu çalışırken yanına gittiğim sırada iki sefer benim burnumu patlattı. Babası, abisi, iki kardeşi buna şahit. Onun için mi evi terk ettin yani? Onu öğrendim. Sürekli şiddet uyguluyorlardı bana. Şu an oturduğunuz annesi eve geliyordu. Annesi eve geliyordu, evde huzursuzluk çıkartıyordu, oğlunu bana karşı kışkırtıyordu. Ben annesi hastalandı. Hep yalan konuşuyor. Ben her gittim akıl verdim, yapmam böyle. Akıl verdim. Sırtımda odun taşıdım, her şeyini götürdüm. Bak istiralara bak. Allah seni nasıl bile söyle yapsın. Ben torunumu istiyorum, seninle uğraşamam ben. Senin torunun mu var Allah aşkına? Torununa vurduğun torunun mu? Ne? İtikleyip de kafasını, televizyon kabinine vurduğun torunun kendisi, mu? Çocuğu kendin duyuyordun. Yalan konuşma. İftiracı. Ben çocuğumu sağlık ocağına bile götürdüm. İftiracı. Allah seni iftirandan korusun. Ben torunum var diye. Sinirim bozdu ben. Kaç senedir torunu bana göstereceksin. Mecbursun. Peki o torununa vuruyordu. Sen çocukların için ne yaptın? Aynı yerde, aynı semtte, yakın. Yuvada olan çocuklarını ziyarete 4 senede bir kere gitmişsin. Şimdi ona anneannelik dersi, babaannelik dersi mi veriyorsun Kezban? Ben torunumu niye duyacağım İstanbul'da? Hayır, babaannelik dersi veriyorum diye bir şey değil. Ben buraya çıkmazdım torunumu sevmeseydim. İftiracı, utan be. Çocuğu aldın başkasına evlendin. İspatlasana. Ne ispatlayacaksın? Belli işte nereye gidiyorsun? Millet söylüyor işte. Neyi ispatlayacaksın? İspatlasana. Kezban neyi ispatlayacak? Bak, terbiyesiz ne diyor bak. Çocuk yanında değil işte. Neyi ispatlayacak? Çocuğu alıp gitmişsin. Bunun ispata ihtiyacı mı var başka yani? Başka biriyle yaşıyorsun dedi. O zaman Serap Hanım ben size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Annesi o zaman oğlu evine ocağına bakacaktı. O zamanlık anne yanına gidecektin. Kız da gezmeyecekti. Pavyonlara gitmeyecekti o zaman. O zaman anne yanına gidecektin. Çocuğu alıp kaçmak ne demek? Ben annemin yanına da gittim. Ben senin oğlun yurt dışındaydım. Ben 2 ay yurt dışında şeyde annemlerde kaldım ya. Annem Kezban. Sahip buna ya. Allah senin getirinden korusun adın Allah. Şimdi evde 3 yaşında çocuğuyla işte açtık susuzduk bize bakmıyordu. Ama ben oradan bir gittim 7 ayda evimi aldım eşyamı aldım çocuklarıma bakıyorum. Böyle bir hayat yok. Benim oğlum parasını biriktiriyor git ev Böyle bir para kazanma yöntemi yok. Ne mezunusun sen eğitimin ne? Ortaokul. Mesleğin var mı? Ya önceden bayan kuaföründe çalıştım ama belgemi falan almadım daha. Tamam yani o işi de yapmıyorsun. Hı? Hasta bakarak 7 ayda böyle bir ev kurmak dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Şimdi diyorsun ya bazı şeyleri ispatla diye. Ben de bazı şeyleri ispatlayacağım çocukla ilgili. Şimdi senin oğlunun bir tanesinin koruyucu ailesi şu anda telefonda. Alo. Alo. Efendim merhabalar. Merhabalar Serap Hanım. Ne kadar zamandır Kezban'ın oğluna koruyucu ailelik yapıyorsunuz efendim? 5 yaşında ilkokula başladığı zaman aldım. Şu an 10 yaşında. 5 yıldır yani. Peki koruyucu aileye verilmesi demek aslında ziyaret edebilir demek. Tabii. Hiçbir sorun yok demek. Hiç gitmedi, hiç yalan olsun.
Kaç sefer oğlunu gördü Kezban? Hiçbir zaman için. Bak gördün mü? Ben ilaç diyordum. Evet. Çocuk nasıl? Çocuk nasıl? Çocuk iyi, yanımda büyüyor. Derslerinde çok başarılı oğlum. Maşallah. Küçük çocuğu, yani küçük oğlumun küçük kardeşini sünnet ettirecekleri zaman yuvadan aramışlar Kezban Hanım'ı zaten. Ondan sonra ilgilenmediğini, ne yaparsanız yapın dediğini öğrendim. Ondan sonra çocuklarından hiç ilgilenmiyor. Hatta ben diyorum ki Samsun'da yaşıyorsa bir insan yuvaya çocuklarını verdiyse, eğer parası pulu olmasa bile sürünerek gider o üç çocuğunu yuvada ziyaret eder. Zaten yakın yakın orası. Boyuna kocadan kocaya gezeceğine ona da bir fırsat ayırır yani. Beşinci kocasıymış ya, annesi söylüyor. Aynen aynen. Bir de bizim bir şüphemiz var. Yani çocuğumun aklını kemiren bir şey var. Nedir efendim? Baba doğru kişi mi? Ha. Yani üç kardeş aynı babadan mı? Kezban Hanım çocuklarım şöyle demiş, babanız öldü bir düğünde vuruldu öldü demiş. Benim çocuğum babasını öldü biliyor. Kezban hani babaları öldürecek diye güvenlikli olsunlar diye yuvaya vermiştin. Asıl hayır, bence bence asıl çocukları yani manevi anlamda sen öldürmüşsün çocukları ya. İlle silahla ateş edip öldürmek gerekmiyor. Sen çocukları zaten manevi olarak, duygusal olarak öldürmüşsün. Hayattasın, aslan gibisin, 33 yaşındasın, 4 tane koca gezmişsin, çocukları yuvaya vermişsin, babaları da öldü demişsin. Aynı babadan mı belli değil. Şimdi de 3 yaşındaki kızı oradan oraya gezdirip ben çok mutluyum. Ya. Bir anne nasıl mutlu olabilir böyle bir durumda Kezban? Nasıl hayır, mutlu Serhat olabilir? Hayır bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir zaman çocuklarıma babaları öldü diye bir şey söylemedim. Ve çocuklarımın gözümün önünde ezilerek öldürüleceğini, ondan sonra silahla çocukların gözünün önünde vurulacağını söylediğine buna annem de şahit. Yalan yani. Sana yapardı. Bakın bunları... Hanım, çocuklar getirdiğiniz kocalardan sürekli şiddet görürken niye önlerine geçmedin? Efendim? Çocuklarınız diyorum, evlendiğiniz, hı-hı, birlikte olduğunuz kocalardan sürekli, hı-hı, şiddet, dayak gördüğü için o zamanları niye önüne geçip de o çocukların dayak yemesine engel olmadınız? Benim çocuklarım dayak yemedi ki. Ben her öyle zaman mi? Çocuklarımı korudum. Hatta ben oğlumu okula bile gönderdim. Göndermişsiniz. Çocuk bana geldiği zaman anne biz gece saat 12'lere 1'lere kadar sokaklarda geziyorduk diye söylüyordu çocuğum. Çocuğum yok, ekmek hayır, arası. Hayır. Ben hiçbir zaman ekmek arası, ekmek arasıyla büyümüş benim çocuğum. Benim çocuğuma benim bu kadar eziyeti nasıl? Vallahi yerim diken diken oldu. Benim çocuğum diyorsunuz. Gerçekten benim çocuğum. Ya. Bunu doğurmak gerekmiyor bunu söylemek için hanımefendi. Yemin ediyorum burnumun direği sızladı. Benim çocuğum diyor Kezban, duydun mu? Hı-hı. Öz annesine duydum. Söylüyor bunu. Koruyucu evet, anne söylüyor. Ya. Şimdi cennet anaların ayaklarının altında da hangi ananın böyle anaları. Hangi işte. Ananın ayağı altında? Ya doğuranın mı yoksa bu benim çocuğum deyip de 5 yaşından beri bakan ananın ayağının altında mı? İşte bu annenin ayağının altında cennet. Doğuranın değil. Şimdi bazıları yorum yapıyor. Diyorlar ki efendim siz orada niye yargısız infaz yapıyorsunuz? İşte biliyor musunuz onun ne yaşadığını da ne yaşadığı ortada. Her şey ortada çünkü. Bir oğlunu annesine bırakmış. 3 tane 4 tane koca gezmiş. Efendim çocukları yuvaya bırakmış. O babanın kimmiş o baba? Sen doğruyu mu söylüyorsun? Bir, gerçekten bu çocukların üçü de aynı babadan mı? Bir de bu çocuklar yalan söylemez. Ben babam öldü bana demiş çocuk, 10 yaşındaki çocuk. Bu çocuklar yalan söylemez. Hanımefendi annesini hatırlıyor mu? Bir şey söylüyor mu oğlunuz? Annesini hatırlıyor, şöyle hatırlıyor. Şimdi televizyonda gördüğü zaman zaten direkt tanıdı.
Çocuğumu ben zapt edemedim zaten. Yani bilmiyorum şimdi şu anda ben de konuşamıyorum bilmiyorum. Kezban Hanım bari bu yavrucağı bunları yaşatmayın. Verin babasına babaannesine de bu hiç olmazsa mutlu olsun. Yapmayın böyle bir kaprisini. Şimdi bakın, yanında da size... bize istediğinizi söyleyin. Biz yani yanında da gene bir üvey baba da diyemiyorum eşiniz de diye neyse artık. Birisi o da ona muhakkak bir şeyler yapacak. Canım ölene kadar. Verin bakın, canı kanı bakın size... burada. Niye vermiyorsunuz babaanneye? Niye? Niye mi? Ötekilere bakmadığınıza göre buna niye bakıyorsunuz? Bakacak durumları yok. Ben size şöyle bir şey... Niye? Sen ne yaptın bu arada genel... Araştırır mısınız? Sen genel müdür falan mı oldun bu arada? Bu arada bakacak durumları yok diyorsun ya. Adam gitmiş Irak'ta çalışıyor. Sen genel müdür falan mı oldun bu 7 ayda? Sen birden bakacak duruma geldin de... Bu aile bakamaz duruma geldi. Ne oldu yani 7 ayda? Önceden niye bakılmıyordu Serap Hanım? Niye bakılmasın? Ne olmuş bu yaşa niye kadar? Niye bakılmıyordu? Bu resimlerdeki bakımlı bir çocuk. Baktı. Şu fotoğrafları bir ekrana getirelim çoğal arkadaşlar. Bunlar çektim. Sırtımda o gün çocuğu diyordu annesiyle beraber geldi benim üstüme atıyor, iftira atıyor. Ben çocuğumu elime vurduysam. Allah aşkına sevgili seyirciler. Yalan konuşuyor. Şu çocuk bakılmıyor gibi görünüyor mu? Ben çocuğumu niye bakmıyorum? Şu çocuğun giyimine, kuşamına, yüzüne... rengine, ya. Kilosuna, diğerlerine şu çocuk bakılmıyor gibi geliyor mu size? Niye bakılmasın? Gayet güzel hayır. Giydirilmiş, gitmiş parkta oynuyor, yüzü gülüyor, mutlu bir çocuk, evet. Gözlerinin içi gülüyor. Çocuk, baba, bakılmayan benim... çocuk bu mu? Gelelim başka fotoğrafına. Bakılmayan çocuk. Sen hiç bakılmayan çocuk görmedin herhalde. Baba beni bırakma, bırakma. Çünkü demişim. Öbürlerini görmediğin için nasıl? Görümcemin sayesinde o çocuk o hale geldi. Ya görümcenin mörümcenin. Onun sayesinde o çocuk o hale geldi. Tamam hala olabilirdi. Babadan hayır yoktu. Sen babayı bırakmak istemişsin. Sen babayı bırakmak istedin. Doğruları söyle. Eğer ben sen... de doğruları söylüyorum. Babası bağlasın, abisi bağlasın o zaman benim Nide'de nasıl burnumun patladığını. Babası bıraktı nasıl... O zaman gerçekleri onlar anlatsın. Ben bunların nizasını... Senin o konuda ben... darp raporların falan var mı şikayetlerin? Ben şikayet etmedim. Şikayet etme dediler bana. Çocuğunu elinden alırlar dediler bana. Az sen de cezaevine girersin dediler. Senden değil babadan alırlardı. Ya. Sana yanlış bilgi vermişler. Evet. Çünkü sen aslında bence böyle şikayet ettirmedilere falan kulak asacak bir tipe benzemiyorsun. Tam tersi böyle bir durumda ki olması gereken bu kafanı gözünü patlattılarsa ilk soluğu alman gereken yer hastane ve rapor olmalı. Bütün kadınlar için bu geçerli. Ama orada başka bir şey olduğuna nedense inanıyorum. Çünkü değil mi ki sen o üç çocuğunun hele bir tanesinin sünnetine dahi gitmiyorsun. Ne işin, ondan ne yapıyorsun? Benim haberim yoktu Serap Hanım. Haber yoktu. Vermişler. Beni kimse aramadı. Yok aramadılar beni aramadılar. Sana o kayıtları bulurum çıkarırım. Senin şu anda başka bir adama gittiğini bulur çıkarırım. Senin o çocuklarını öldürecek dediğin adamı bulurum. Öyle bir adam ceza olmadığını. Cezaevinde şu anda. O adama da ulaşırım. E-Devlet'ten baktım cezaevinde zaten. Tamam niye girdiğine de bakarım. Çocuğunu mu öldürmüş acaba? Başka bir çocuğunu. Yok annemin orada kaldığım sırada bunun Sinan'ın da haberi var bundan. Annemin evine geldi. Ben orada kalıyorum diyerekten niye onu bıraktım, niye ayrıldım diyerekten annemin evine baskın yaptı duyup da. Ha 4 senedir cezaevinde o zaman adam. Yok arada sırada girip çıkıyormuş bana annemin demesine göre. Ha, demek ki o nedenle girmemiş ya da girdiyse de çok kısa yatmış. Çünkü öyle bir şey için 4 sene ceza vermezler. Yok 4 sene değil ara ara girip çıktı. Zaten kesilmiş cezaları da mı ne varmış herhalde. Ondan dolayı da girip çıktı zaten. Bak o adam gerçekten isteseydi böyle bir şey yapmayı çocuklarını öyle böyle bulur. Senin dediğin gibi zarar verirdi. Bence araştırın sen o zaman Serap Hanım araştırın hepsini araştıracağım. Benim duyduklarım bunlar. Annemin bana verdiği hepsini bilgiler araştıracağım. Bunlar. Ben şimdi duyduklarıma kulak kesildim. Çocuklarınla ilgilenmiyorsun. 5 yıldır bak koruyucu ailenin elinde Allah'tan iyi ki. Ondan sonra öbürünün sünneti için haber veriliyor ki verirler. Bu devletten asla böyle bir şeyi atlamazlar bunu. Hı. Çünkü sen evlatlık edindirmek için vermemişsin. Sana haber veriyorlar çocuğunun sünneti diye. Yahu bu çocuk annesi, babası yoksa bile annesi böyle bir gününde yanında olmayacak da ne zaman olacak? Sen şimdi bu koruyucu annedeki oğlunun hangi yemeği sevdiğini biliyor musun? Hayır.
Hanımefendi, hangi yemeği seviyor çocuk? Benim çocuğum mu? Evet. En çok kuru fasulye pilavı seviyor. İşte, ateşli hastalık geçirdi mi? Yok, aldım alalı ben ona. Hiç bir hastalık geçirmedi benim çocuğum. Güzel, beslenmesi güzel. Evet. Benim bir de ben 4 tane çocuk evlendirdim. Evli benim çocuklarımın hepsi. Ben oğlumu aldım. O bize şimdi can yoldaşı. Onunla vakit geçiriyoruz. Torununuz da mı var? Biz bebek sesi geliyor. 7 tane torunum maşallah var. Maşallah size, maşallah. Kezban, bu küçük meleğe neden kimlik çıkarmadın sen bugüne kadar? Şundan dolayı çıkartmadım. Boşanma, ben de resmi nikahlı evliydim. Babası da resmi nikahlı evliydi. Ondan dolayı çıkartmadım. Dava açtım zaten, boşanma davası. Davamda Ocak ayında boşanma davası. Ha, sen hala ondan bir de nikah... Ha, sen bir de nikahlıyken bütün bunları yaptın yani. Onun oğlu da, Sinan da resmi nikahla evliydi zaten. Ama o boşandı. Ben çıkartmadım kimliğini. O boşandı. Sen hala evliliğin devam ediyor. Ben oğlum haklı demiyorum. Oğlum ya da karşı taraf istemedi zaten ilk başta boşanmayı. Çelişkili çünkü. Ama senin acelen vardı. Bir, dedin ki ben bir 5. çocuğu daha yapayım dedin. Acele acele nikahın bitmeden, nikahlanmadan öbür adam yeni boşanmış. Sen boşanmamışsın. Alelacele bir çocuk daha yaptın. Onun için mi peki? Kimliği olmadığı için mi aşı yaptıramıyorsun bu çocuğa? Ben aşıların hepsini yaptırdım. Aşıları tamam. Aşı yapılacak. Yalan konuşuyor. Benim çocuğumun aşılarının hepsi tamam. 2 yaş aşısına kadar hepsini yaptırdım ben. Sen aşı kartını buraya verdim. Yalan konuşamam. Annendeki... Yaptırdım. Annende kalan oğlunu en son ne zaman gördün Kezban? 7 ay önce gördüm ben annemdeki oğlumu. Çünkü annemlerde kaldım ben 2 ay boyunca. 13 yaşında o da. 7 ay yani önce. Onu görüyorum bak, da. 7 ay iyi bir süre canım. 7 ay safi mesele yok yani. Annesi bunun ne olduğunu biliyor. Çünkü dürüye gittik, yağlardım, yakardım. Ne olduğunu söyle, çocuğu bize görelim, torunumu dedim. Annesi bilmiyorum, bilmiyorum. Annesi bunun ne olduğunu biliyor. Annesi. Peki bir şey soracağım Kezban. Annem benim nerede olduğumu bilmiyor. Yalan biliyor, biliyor. 2 ay önce de kaldım bir de bak. Kezban, bir şey soracağım. Madem durumun şahane, kimseye de ihtiyacın yok. Evini de kurdun, eşyanı da aldın. 7 ay önce oğlunu gördün. Niye onu da yanına almıyorsun? Yuvada kalan onu... niye? Yuvada kalan diğer 2 çocuğunu niye yanına almıyorsun? Her yok, şey. Ben şimdi Arda'yı niye yanıma almıyorum? Kız kardeşimle abim onu bana vermiyor. Bebekliğinden beri annemde. Bizde de bakalım dediler. Canım gelsin 3 ay. Erkek kardeşim hatta. 2 ay sende kalsın. 3 ay sende kalsın. Gene gitsin mesela. Gelmeyi istemiyor Serap Hanım. Ben bunu oğlumla da konuştum. Ben de kaldım. Annem dedi ki hayır dedi. Sen de dedi kalamaz diyor. Peki. Abim de dedi kalamaz. Onun evi orada. Burası falan diyorlar. Sana niye? Güvenmedikleri için bence. Efendim. Diğer çocukları da görebiliyor musunuz? Gördünüz mü hiç? Görüyorum. Çünkü çocuğumun kardeşlerinden ayrı kalmasını istemediğim için her sene 1000 kilometre yol yapıp gidip gösteriyorum çocukları. Kardeşleri birbirinden ayırmıyorum. Ama bu pandemi döneminde görüntülü konuşma yaptırıyorum. Çünkü kardeşlerinden ayrılmasını istiyorum ve çocuğuma her zaman söylüyorum ben. Oku oğlum, oku, kardeşlerine faydan dokunsun. Onların senden başka kimsesi yok diyorum. Çünkü anne sorumsuz. Annenin oğlumdan duyduklarımı anlatıyorum. Sürekli değişik insanlar geliyormuş. Bunlar sürekli adres değiştiriyorlarmış. Serap Hanım, efendim. Bana sorarsanız o kız çocuğunu onunla bırakmayın. O zaten da yarın öbür gün geldim. Başka bir şeylerine şey etmedim ama bana konuşuldu, beni iftara attı. Ben o sırtımda odun taşıdım. Her türlü yiyeceğine götürdüm. Hani oğlum mantı da zehir kalmasın diye. Her türlü ihtiyacını götürdüm. Peşinden çocuğu annesiyle beraber şey ettiler. Niye ağlıyor bu çocuk Kezban dedi. Burada bir kavga çıkarttılar. Ben oradan evime kovdum. Ağlıyor ağlıyor ben torunumu bana gösteremedi, eve gittim ağlıyor ağlıyor. O gün iş gitti, çocukluğa görmedim. Hanımefendi, çocuklar kaç yaşındaymış yuvaya verildiklerinde? Ben oğlumu aldığımda
6 yaşındaydı. Bir ay olmuş yuvaya geleli. En büyük mü o? Kardeşlerin en büyüğü o mu? En büyüğü annesini yaptı. Evet. Yani yuvadakileri soruyorum. En büyüğü anneannesinin yanındaymış. Evet. Ondan sonra benim oğlum şu anda en büyükleri. 10 yaşında. Diğerleri böyle yani 8-6 gibi falan mı gidiyor? Aynen, aynen. En küçüğünü gördüğümde 2 yaşındaydı. Kız çocuğu var mı içlerinde? Yok. Hepsi erkek çocuğu. Evet. Bir tek kız çocuğu. Kezban, kız çocuğu diye, kız çocuğu diye mi bu çocuğun üzerinde durup bunu vermek istemiyorsun sen? Onun için mi kaçırıyorsun? Kız çocuğu diye mi kaçırıyorsun bunu? Yok, hayır. Yavrum sen önce öbür çocuklarını bir başına topla. Ondan sonra toplamasın biz mi? Serap Hanım, ben oğlumu vermem. Hayır, sizinkinden bahsetmiyorum zaten de. Aslında toplasın demek. Ben size Serap Hanım şöyle bir şey söyleyeyim mi? O hani koruyacağı gerçekten hani hiçbir söz söylemeye hakkım yok. Yok gerçekten yok. Hani nasıl diyeyim, Allah bin kere razı olsun. Allah'ın ne muratları varsa versin, Allah'ım uzun ömürler versin. Hani Allah hanımefendinin anlatmasına göre dört dörtlük bakmış ve ondan ayırma gibi de bir hakkım yok. Çünkü ben onlara belli bir yaşa kadar annelik yaptım. Belli Kezban, bir yaştan sonra yapmadım. Kezban çocuğunu da dinliyormuş. Kezban lütfen. Şu anda çocuğun da dinliyor biliyorsun değil mi? Avukat gibi konuşun. Hiçbir ben şey onların hep acısıyla yaşadım Serap Hanım. Bunlara kimse ay, yapma inanmıyor Kezban, ama. Yapma Kezban Allah aşkına ya. Heh. Yapma ya. Benim teyzem biliyor. Annem ne acısı biliyor. Bak, ya ne acısı. Annem biliyor. Sen acı çeken anne görmemişsin. Heh. Evlatlarını teyzemle vermişsin oraya buraya. Bakın. O kocadan bu kocaya gezmişsin. Ne acısı çekmişsin sen. Sen acı çeksen. Acı çekenin halinden anlarsın. O çocuğunu babasından mahrum etmezsin. Bu babaanneyi torunundan mahrum etmezsin. Ben senin yeterince sevgi dolu olduğunu düşünmüyorum. Kusura bakma. İnsan evladının hem yuvaya bırakıyorsun, ziyaretine gitmiyorsun. Kadıncağız diyor ki her sene 1000 kilometre yol gidiyorum, kardeşleriyle görüştürüyorum diyor. Helal olsun, elini öperim ben o kadının. İhsan Gözükara, hoş geldin İhsan. Dünkü programda seyirciler tarafından en fazla yorum yapılan kişi sen oldun biliyorsun değil mi? Doğru. Çünkü başta söylediklerinle beni de çok şaşırtmıştın. Vay canına, hani karısına inanılmaz aşık, bir hatadır olmuş, geri dön diyen bir koca. Ya da eş, neyse işte dini nikahlı, beraberlikte falan. Sonra tabii İknur'un söyledikleri karşısında ben büyük şok yaşadım açıkçası. Sen bugün bütün bu iddiaları cevaplandıracaksın. Bu arada işin içine ilk eşin ve onun çocukları var tabii. Ortak çocuklarınız var. Bağdat da girdi biliyorsun. Sonra Bağdat buraya geliyordu. Enteresan bir şey oldu. İhsan'ın ilk eşi, çocuklarının annesi Bağdat otobüsten indirildi ve gözaltına ifadeye alındı. Meğerse araması varmış. Biliyor muydun? Aranmasından bilgim yok. Şöyle bir şey vardı. Belki bundan dolayı olabilir. 2019 1 Temmuz'da gelmişti ya hani. Dün bahsetmiştik. Çocuğun bir tanesini almıştı bir ay kendisine. Orada benim sitemin önünde bana karşı hakaret, küfürlerde bulunmuştu. Ondan dolayı karakola gitmişlerdi. Onun mahkemesi de 3 ay önce sonuçlandı. Orada 1,5 yıl gibi bir denetimli serbestlik cezası aldı hocam. Bu ceza, böyle bir cezası olduğunu biliyorum. Orada sanık olarak yani bütün bana hakaretle ederken komşular görüntü almış falan bu şekilde. İhsan çocuklarını görmeye geliyor, sana hakaret ediyor. Evet evet. Bunun bir sebebi olması lazım. Diğer çocukların İstanbul'a gitmesi. Çünkü görme zamanıydı. Ben gelemeyeceğim dedi. Tabii. Siz de çocukları İknur'la beraber İstanbul'a geldiler tabii, çocuklar. Tabii. Buydu diyorsun mesele. Yani... görüntüler var onların. Ulaşabiliyorsanız sitenin önünde konuşulanlar, yapılanlar. Orada benim konuştuğum, çünkü hiç konuşmadım. Zaten hemen polis memurları falan geldi. O arada işte binadan şey yapıyorlar. Polis memurları oradan görüntüleri falan alıyor. Orada her şey açık yani. Şu an biz nasıl açıyız? Aynı bu şekilde. Tamam. İhsan zaten sen gerçekten olur. Çok açık mısın? Yani her şeyi açık açık konuşuyorsun değil mi? Kesinlikle. Dün o hani suç dosyaların filan dedik. Tabii, var dedin tabii, zaten. Tabii Serap Hanım. Şimdi biz 2017 yılından itibaren bugüne kadar olanlara şöyle bir baktık. Müşteki oldukların var, şüpheli oldukların tabii, var. Tabii.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane 2000 yılından 2017'den bugüne. Tabii ki müşteki olduklarında da bir şey olmuş olması lazım. Niye bu kadar çok hepimiz hakkında böyle bir şey yok? Ama sana bir şey soracağım. Biz dün bunları alırken, dün sen bir olaya yapmışsın yine. Bir kadının huzurunu bozmaktan dosya açılmış hakkında. Hayır. Dün ne yaptın sen İhsan? Şimdi Serap Hanım, biraz önce beni aradılar. Talas İl Emniyet'ten. Evet, Kayseri. Bir bayanı telefonda rahatsız etmişin diye hakkında dedi. Şikayet var, bir gel ifadene. Ben dedim böyle böyle programdayım. Bayanın ismini söylemeyeyim mi? Tamam. Eşimin velilerinden biri. Ha, evet. Şimdi üç tane hattımız var bizim. Üç hattın üçü de benim üzerime. Niye üç tane hattın var? İşte söylüyorum. Bir tanesi, üçü benim, üçü de benim üzerime. Bir tanesi kullandığım, bir tanesi ev telefonu, bir tanesi de kızım. Yozgat'ta okuyor okulda. Kızımın telefon numarası. Onlar ama senin üzerine kayıt. Tabii ya, hepsi benim üzerime. Anladım. Kızım, arayan kızım. Zaten yarın gittiğim zaman zaten bu iş artık bugün sonlandırıp gideceğim ben. Orada üç tane de çocuğum var yani, artık dönmem lazım. Kızım onu arıyor. O zaten başka velisini de aramadık. Kızımın ısrarla onu aramasının sebebi de şu. Şimdi kızımı da bağlattırırsanız, o beni şikayet eden velisi var ya abla. Onun kızım atmış olduğu mesaj da var. İknur'la alakalı. Ben şimdi onu, kızım sorun. Kızım o beni kısmını o anlatsın. Tabii kızım beni şikayet eden hanımefendiyi ben çok iyi tahmin ettim. Kızım telefondaymış. Dün de çok istemiştim bağlanmasını. Evet, şimdi evet. Bugün bağlandı. Alo. Alo. Yavrum merhaba. Merhaba. Şimdi dün İknur Hanım'la abla mı diyordunuz bilmiyorum, İknur Hanım'a abla diye mi hitap ediyordunuz? Anne diyorduk. Evet. Anne diyordunuz. Evet. O zaman annelik yapıyordu size yani. Evet, tabii ki de yapıyordu. Yani kötü kalpli birinden bahsetmiyoruz şu anda İknur, değil mi? Öyle birisi değil. Yani bize annelik yaparken tabii ki öyle birisi değildi ama ben şu an şu yaşanan olaylara inanamıyorum. Babanın size, sana ve kardeşlerine şiddet uyguladığını, hatta karakolda sana babanın seni dövdüğünü söylemeni istediğini baban söylüyor. Bize bir anlat bakalım, gerçekten baban size şiddet uyguluyor mu? Şimdi babam bize vurmaz. Fakat kızar. Kızdığı konularda şudur, eğitim için kızar. Yani benim küçük iki tane daha kardeşim, yani dört tane daha kardeşim var. İki tane şu an yanımda. Yani onlarla da konuşabilirsiniz, böyle bir şey yok. İknur Hanım'la baban evde nasıl, iyi bir geçimleri var mıydı? Yani baban mesela kapı pencere indiriyormuş, evde yemek yok, ev temiz değil vesaire gibi sebeplerle kapıyı, pencereyi, eşyaları fırlatıyormuş. İknur Hanım'ın söylediğini söylüyorum. Şimdi abla, biz de evdeyiz. Yani evde 7 kişi yaşıyoruz ve şu an okullar kapalı olduğundan dolayı ben de evdeyim. Yani olsa böyle bir şey ben görürdüm, duyardım, bilirdim ki böyle bir şey yok. Yani ben görmesem falan illaki sesler duyulurdu ya da birileri şikayet ederdi ya da annem. İknur annem, o da şikayet ederdi yani böyle bir şey olsaydı. O gün ne oldu? Yani İknur Hanım iki çocuk kardeşini de aldı senin, babanla ortak olan çocuklarını ve çıktı. Sen evde miydin o anda? Evet, ben evdeydim. Markete gidiyorum dedi, gitti. Fakat uzun bir süre sonra gelmeyince yani ben de şaşkınlıkla kaldım. Sonra polisler gelip bunları da alıp götürüyor ya. Evet, o kısmını çocuk da anlatır mısın? Polisler kısmını. Anlatayım. O da şöyle oldu. Biz evdeydik. Kardeşlerim parkta oynuyordu. Sonra polisler eve geldi. Biz apar topar karakola gittik. Hepimiz birlikte. Sonra bizim orada ifademizi aldılar. Oraya gittiğimizde de İknur anne kenara çekip beni şey dedi, işte babanın de 7-24 saat vuruyor. İşte onu söyle. Onu 24 saat vurduğunu falan söyle dedi. Böyle bir şey olmadığı için tabii ki de ben söylemedim. Sonra gitti yani. Küçük iki tane kardeşimi alıp gitti yani. Size evladı gibi davranıyordu. Bu gittiği süre içerisinde
Hiç arayıp halinizi, hatırınızı sordu mu? Seni aradı mı mesela? Sormadı, aramadı ama biz hep mesajlaştık. Mesajları benim telefonumda halen var. Mesajlarında da hep beni suçlu buluyor. Yani benim düşüncem suçlu bakışla yaklaşıyor bana. Beni sürekli suçlayarak yazıyor mesajları. Ama ben ne yaptığımı bilmiyorum. Yani İlknur annemle babam arasında yaşanan bir olay var. Ve kardeşlerime yansıdı, bize yansıdı. Benim aklım almıyor. Bir de annemin, İlknur annemin yaptıklarını da ben anlamadım ki yani. Hiçbir şey yoktu ortada. Kızım bir müsaade eder misin? Evet İhsan, ne yazmış yani, neden suçluyor kızını? O mesaj da salı gününe kadar mı falan yani ayrıldıktan birkaç gün sonra. Yani birkaç, 32 aralığa kadar falan olan mesajlar. Kızıma şunu yazmış. Ben sana bir fırsat verdim, sen o fırsatı değerlendiremedin. Kızım yani da, bize dayak atıyor demedin. Ha, kızım da altını dolduruyor tabii ya, anne bir aç bir konuşalım, ne fırsatı anne falan. Mesajlar istiyorsanız atsın kızım. Dolduruyor, cevap yok. Ben altını dolduruyor, bir sürü mesaj atıyor. En son şey yapıyor. Ben zaten amcanla buluşacağım. Ondan sonra konuşuruz Meryem diyor. Kızım tabi hep mesajlarda şey var kızımın. Anne İnci Nur'la konuşabilir miyim? Anne İnci Nur'la konuşabilir miyim? Kızım şunu yazıyor, o mesajı da atsın. Anne İnci Nur'la konuşmak istiyorum. Hayır konuşamazsın diye mesaj var. Bir, biraz önce o şikayet olayı var ya bir hanımefendinin. O bir bayan. İsmini de açıklattırmadınız. Kendisi de bir öğretmendir. Eşim onun çocuğuna ders veriyor. Şimdi kızım hattayken onun attığı mesajı da okusun. İçeriğini ben tam bilmiyorum. O bayanı kızım işte evden, evde şu an iki tane telefon var. Bir kendi kullandığı bir ev telefonu. Kızım sürekli onu arıyor. Sürekli değil mi? 5-6 kere falandır yani, öyle o şey değil. Mesajlaştılar sonra o hanımefendiyle. Şimdi dolayısıyla hanımefendi de, o hanımefendi de şu. Neden diyeceksiniz, sadece o hanımefendiyi aradınız. O hanımefendi... Önce kızım bir mesaj okusun, ben açıklamasını yapayım. Kızım evet. O hoca var ya, o hanımefendinin, İknur Hanım'ı ama çok... Ama bahsedebilirim size ne olduğunu. O mesajı bir okur musun kızım, sana zahmet? Ben o mesajı sildim ama size bahsedeyim. Mesajın başında yavrucuğum diye başlıyordu. Annene biz ne yaptık? Annem beni engellemiş. Piyasada başka öğretmenler mi yok? Niye beni engelledi? Biz ona ne yaptık yazmıştı. Ben de tamam teyze teşekkür ederim yazmıştım. Sonra sildim o mesajı yani. Onun altında da ben annen bana benim ilk evliliğim tarzı işte 5 çocuğum var falan diye ben hep annene acıdığım için annene işte montlar, ayakkabı benim. İknur Hanım'a. Evet benim o kadın artık benim için. Ne çabuk evet, o kadın oldu. Öyle oldu, öyle yani oldu. 24 saatte seyirci bunu da diyor. İlk öyle başta oldu. Aşığım dedi. Yarım saat sonra kadını hani neredeyse şimdi, rezil etmeye kalktı. Aşkım bitti şimdi, dedi. Şimdi, aşk böyle bir şey mi şimdi insan? Abla seyircimize saygım sonsuz. Onda problem yok. Bunu diyen seyircimiz mutlaka şunu da diyordur. Ya adam neler düşünüyor? Kadın çıktı neler dedi. Bunu diyen ben o yorumları ben de okudum. Abla yani bizim haberimiz var. Muhakkak. Bunları diyen insanlar da var. Yorumlarda... Sen öğretmensin İknur Hanım ama 8 yıl boyunca şiddet görüyorsun. 8 yıl boyunca şiddet gördüğün insandan 2 tane çocuk yapıyorsun. 2 tane şirket kuruluyor üstüne. 10-12 tane araba var üzerine. Şimdi aşk bitti, para bitti mi acaba diyorlar, soru işaretleri. Böyle bir niye nikah yapmadın diyorlar. Tabii. Yani eğitimli bir kadın, biz buradan hep resmi nikah yapıyoruz. Niye yapmadın diyorlar. Şimdi, tamam onda da var yorumlar o tabii benim, ki. O benden şikayetçi olan, şimdi bu konu sakın şurada şöyle algılanmasın, rahatsız ediyor derken. O zaten arama saatleri, tarihi bellidir. İknur Hanım kaybolduktan sonra kendisini aradı. O hanımefendiyi ben zaten ilk akşam kendi telefonumdan aradım. İlk olayın olduğu akşam. Hocam dedim böyle, buyurun dedi, kimsiniz, tanımadım dedi, aradınız ben, numaranız kayıt değil dedim. Hocam İknur Hanım dedim, eşiyim. Ha buyurun dedi, ya ben dedi İknur Hanım'dan dedi haberim yok dedi, bak konuşma. İknur Hanım'dan haberim yok, ben zaten aile içi dedi olaylara dedi karışmıyorum dedi. Bana da zaten dedi ben İstanbul'a gidiyorum, kendiniz artık başka öğretmenler bulun diye dedi mesaj atmış dedi. Ben 35-40 TL'ye bir sürü öğretmen var, ben kendisine acı. Bana dedi nasıl böyle bir şey yaptı dedi. Telefonda suratıma kapadı kadın. Bu konuşmadan 4-5 gün sonra kızım aramış. Kızım aramış da birkaç kere, en son açmamış. Kızımla da telefonda konuşmadı o beni şikayet eden hanımefendi. Kızımla mesajlaştılar bahsettiği gibi. Orada da zaten bana söylediklerinin aynısını söylemiş.
Şikayet etme sebebi de %99 şudur. Neticede bu bahsettiğimiz bayan evli bir bayan. Yani çoru çocuğu var. Kocası mocası hani bir şey yapmıştır etme. Normal bu, herkesin eşi bunu yapabilir. Gittim olay de... bu diyorsun yani en sonki olay. Başka bir ya, şey varsa hemen çıksın ben konuşalım. Ben bir şey soracağım. Annenle yani senin kendi öz annenle Bağdat Hanım'la görüşmene İknur Hanım mı engel oluyordu? Onu da şöyle açıklayayım ben. İknur annem sürekli bana derdi hani aramak istiyorsanız ara, aramak istiyorsanız arayın. Sürekli biz konuşurduk ama ben kendim konuşmak istemedim öz annemle. Çünkü yani uzun bir süredir hiç bizi aramayıp sormadı, görüş günlerinde gelmedi. Sonra ben bir gün görüş gününde onu aradım. Dedim ki eğer geleceksen dedim biz evdeyiz anne dedim. Hani bekliyoruz seni dedim. İşte bana şey dedi, oradan buraya bilet parasından haberin var mı? İşte kim gelecek oraya falan. Sürekli böyle şeyler dediği için ben dolayısıyla istemedim artık. Yani kardeşlerimin de kendi kararı. Onları da bilmiyorum. Kimse bir şey demedi bize konuşun veya konuşmayın diye. Onlar da istemedi. Baban yani, engel çıkarıyor mu? Hayır. Tabii ki de engel çıkarmıyor. Yani şimdi ben 15 yaşındayım. Babam engel çıkarsa bile yani benim özgürlüğüm, benim iradem ne engeli olabilir ki? Yani bir yerde gidersin, görüntülü de ararsın değil mi? Artık her türlü evet, imkan da var. İknur anneme sorabilirsiniz bunu. O bize sürekli der, aramak istiyorsan ara. Babam da der sürekli, aramak istiyorsanız arayın. Sonuç yani çünkü annen dün İknur Hanım'ı suçladı. Evliliğim onun yüzünden bozuldu. Çocuklarıma beni hasret bıraktı. O kısmı söyleyeceğim. Yani. Efendim? Onlar kendi aralarında olan olaylar. Ya şimdi İhsan, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma. Bunda müştekisin. Şüpheli olduklarını mala zarar verme. Oto hırsızlığı, tehdit, hakaret, ateşli silahlama, tehdit, hakaret gibi yine kişilerin huzurunu bozma gibi. Bu oto hırsızlığına takıldım. Dün otomotiv sektörüyle uğraşıyorum demiştin de. Evet. Otomotiv sektörü dediğim bu mu diye soracağım şimdi. Yani biraz ironik olacak ama. Yo, yo. Bu arada diyorsun ki İknur'un üzerine şu kadar şirket var, bu kadar araba var vesaire. İknur paralarla ve üzerindeki o taşınabilir şeylerle mi kaçtı? Hayır. Yani paranın peşinde misin? Hayır. Çünkü hayır. Aşk dediğim bitmeyecek bir hayır, şey. Ortada şu an bir para mara yok. Heh. Yo yo, ortada bir para yok. Şirketler var. Devam ediyor. Bu otorsuzluğu vesaire bunlar nedir? Mala zaten, zarar verme. Şimdi şöyle. Öncelikle size şu konuda çok teşekkür ediyorum. Bugün bana bunları sorduğun için sormasanız. Çünkü ben hiç konuşamadım. Bugün zaten siz sormasanız da dosyalarımdan ben pas edecektim. Oto hırsızlığı döneminde oto kiralama işi yapıyorum. Bu arada alabiliriz kızını. Hatta gerekirse tekrar bağlarız. Oto kiralama işi yapıyorum o dönem. Benden araç kiralayan şahıslar var. Sürekli sahibi 3-4 aydır falan filan. Bu şahıslar... Samsun bazlı, uzatmalı. Samsun'da da arkadaşları var. Samsun'da bu arkadaşları, bunların içinden birkaç tane arkadaşı Samsun'da üniversite bitirmiş. Samsun ilini çok iyi bilen arkadaşlar. Ben, benden araç kiralıyor buradakiler. Samsun'daki arkadaşlarının yanına gidiyorlar. Samsun'da bir günde... Bu olay haberlere falan da yansıdı. Samsun'da bir günde 11 tane ev soyuluyor. Ve Samsun ilinde hırsızlık olayı çok nadir olan bir ilmiş. Biz tabii olayları da öğrendik. Samsun Başsavcılığında otomatikmen dikkatini çekiyor, gündeme düşüyor falan. Başsavcılık hırsızlık büroya talimat yazıyor. Diyor ki ne? Bu iş şebek işi. Bunu diyor fiziki, teknik takiple diyor. Takip edilecek, şebekeye alın gelin. Bu şahıslara selam veren dahi... Kim varsa alın gelin, bu tarz bir talimat oluyor hukukta. Sen teknik takibe takıldın o zaman. Tabii tabii, benim tapelerim falan var. Serap Hanım tabii yani benim dosyamın başında hocam çok iyi bilir. Hırsızlık örgütüne araç temin etmek yazıyor. Çünkü araçlar hep benden kiralanıyor. Bu hırsızlık olayı bundan ibaret. Tapelerde bir suç kabulünüz yok değil mi? Hayır hocam, konuşmalarım hepsi var. İşte onu soruyorum. Konuşmalarım şu hocam. Bu benden araç kiralayanlar var ya, örnek veriyorum. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi dükkanda mısın? Evet. Abi araba ne var? Şu var, bu var. Tamam abi, şu gün işte 3 günlük ne kadar olur? 5 günlük şu kadar olur falan. Tapeler hep bu. Hı hı. Zaten ben orada ifademi verdim. Çıktım geldim. 17 kişiydi. Ceza aldınız mı? Yargılama devam ediyor mu hala? Hayır hayır. 17 kişiydi.
O gün nöbetçi mahkemeye çıkarıldık. 17 kişinin içinden sadece ben serbest bırakıldım. İknur Hanım, arkadaşlarım falan geldi. Ben orada serbest bırakıldım. Diğer 16 kişi... İknur Hanım şirket sahibi olduğu için mi gözaltına alındı? İknur Hanım alınmadı gözaltına. Alınmadım sadece. İknur Hanım bizi İstanbul'dan gözaltına alıp Samsun'a götürdüler. Evet. Minibüslerle. Bu arada İknur'un da dosyaları var. Ama kiminde müşteki, kiminde şüpheli. Mesela onun da tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye atma. İknur Hanım'ın öyle bir dosyası olamaz. Var. Yanlışlık var. Şüpheli. 2016. Şey mi? E-Devlet'e giriş olayı mı? Birinin E-Devlet'ine giriş. Tehdit, mala zarar verme. Yani bu E-Devlet'e giriş olamaz. Değil. Genel güvenliği tehlikeye atma. Şimdi bir kere asıl soru şu. Siz niye kendi adınıza şirket kurmuyorsunuz da eşiniz... Daha doğrusu dosyaları, imam eşiniz, dosya konusunu eşiniz adına şirketler kuruyorsunuz. Hasan Hocam dosya konusunu bitireyim istiyorsanız hemen kısaca. Ona yok, belki o şirketin İknur Hanım yani senin olması... bir yasağın mı var? Senin üzerine bir şey yapamıyor musun da İknur'un üzerine yapıyorsun? Hayır. Şimdi dosya konusu o oto hırsızlığı bunda. Tamam, ben oradan beraat aldım. Onda problem yok. Çıktım. Şimdi diğer dosyalarım İknur Hanım dün dedi ya buradan suç duyurusunda bulunuyorum diye. Şimdi suç duyurusunda kimsenin özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetleri kimsenin hizmetkarı değil. Öyle her televizyona çıkıp da suç duyurusunda öyle olmaz. Ben buradan Kayseri'ye yarın gittiğim zaman canlı yayının bazı kısımlarını konuşmalarını alıp ben bununla suç duyurusunu yapacağım. Birincisi bıçaklama. Ben kimi bıçaklamışım? Hangi dosyammış? Serap Hanım zaten ulaşmış. Ben gündüz çıktısını almıştım aslında da 10 taneydi. Siz 11 tane çıkartmışsınız. İşte o dünkü şey olay. Ha o 11.si o mu? 11. Ha o daha ifadesini vermediğim. Evet. Ben şey yaptım 10 taneydi Serap Hanım. Bıçaklama. O işte bir şeyler dedi tam hatırlamıyorum. Şimdi bu bahsettiği dosyaları bir neredeyse bu dosyalar hayali dosyalar. Birincisi bunlar yalan olduğu için bundan alakalı yarın yayında suç duyurusunda bulunacağım. İkincisi şiddet. Şiddet hocam. 8 yıldır şiddet. Ben ablaya hanımefendiye... Dayak yedim demedi ama. Değil mi? Yani bu da bir şiddettir dedi. Evde yemek yok. 7 kişiye yemek yapıyor kadın her gün. Serap Çalışan Hanım, bir kadın. Yok kadın evi kişiye... yıkıp dökmek de bir şiddettir, şiddettir dedi. Serap Hanım, bunu söylemek istedi. 7 kişiye her gün yemek yapmıyor. Haftada 3 ya da 4 kere o yemek yapıyor. Geri kalan yemekleri ben yapıyorum. Bunu da çocuklara sorabilirsin. Psikolojik şiddetten esas. Psikolojik şiddet. Yani bu kadar eğitimli bir yani kadının bu kadar eğitimli bir şahsın bu tarz bir şiddete 8 yıl boyunca göğüs germesi mi normal yoksa şiddeti gördüğü andan itibaren ayrılmasın ve iki çocuğu da yapmaması mı normal? Yani bunu da sorgulamak lazım. Ama şöyle yani aile içi şiddette araştırmalar gösteriyor ki bu döngüsel sürekli 7-24 şiddet olmuyor ki. Yani bir şiddet dönemi oluyor. Ondan sonra balayı dönemi başlıyor. İşte hediyeler, çiçekler, iltifatlar falan. Affet affet her şey düzelecek. Affediyor. Tam İhsan Bey için söylediği şeyler. Biraz daha şeyler. Gidiyor. Tekrar yani döngüsel olarak devam eder şiddet. Yoksa kimse sabredemez. Ama ben İknur Hanım'ın tamam dün çok güzel konuştu. Biz de dinliyoruz. İhsan'ı da dinliyoruz. İknur Hanım'ı da dinledik. Bağdat'ı da dinledik. Bağdat bugün burada olacaktı. Fakat dediğim gibi bir ifade vermesi gerekiyordu. Göz altında şu anda. Ama Bağdat'ın kardeşi Murat geldi. Senin eski kayınbiraderin. Evet. Çünkü Bağdat'ın da söz hakkı doğdu. O cevap verecekti. Murat'ı bir alalım. İhsan'cığım seni bu tarafa alabilir miyim lütfen? Tabii hocam. Bu arada İknur Hanım bence... Murat Bey hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. İknur Hanım'ın şuna da cevap vermesi lazım. Kadının kadına şiddeti. Yani dün Bağdat'ın söylediği... İknur Hanım orada hiç kadın haklarından bahsetmesin... Bana çok büyük acı çektirdi. Benim eşimi elimden aldı, yuvamı yıktı gibi suçlamalarda bulundu. Hani eğitim diyoruz da ama bu kadının kadına şiddeti, kadının kadına yaşattığı bu durumun eğitimle, eğitimsizlikle bir alakası yok. O yüzden İknur Hanım'ın da buna da bir cevap vermesi gerekiyor. En azından Bağdat'ın çocukları için. Bak ona hala İknur anne diyorlar. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otobüste Bağdat'ı aldılar. Evet efendim. Orada bir kimlik kontrolü vardı herhalde. Kimlik gebetesinde bir mahkeme düşüm yapılmamış. Mahkemeye girmediği için düşüm yapılmamış. Düşüm yapılmadığı için aldılar. Gelecek peki, yani kendisi. Murat Bey, İhsan'la Bağdat'ın evliliği nasıl gidiyordu? Yani İknur çıkana kadar iyi bir evlilikleri var mıydı? Gerçekten o mu yıktı yuvayı? Hayır efendim, yoktu. Bir sorun yoktu. Yo, sorun vardı. Dün söyledim yine. İknur'un bizim yuvamızı yıkanma alakası yok.
O konuyla alakalı ben zaten söyleyeceğim de bizim yuvamız İzmir yıkmadı. Yani şimdi burada hak var, şeriat var. Gerçeğin peşinde program ise yalan söylememek gerekiyor. Ben dün de söyledim. Bağdat'ın söylediğini soruyorum ben. Yok, Bağdat'la bizim yuvamız, bizim Bağdat'la dün de bahsettim ya, görücü usulü olmayacak şeylerdi zaten. Zaten sorunlu bir evlilikti ve bitti neticesinde. Peki Bağdat sizin kız kardeşiniz mi oluyor? Evet, ablanın? Benim bir küçüğüm, kız kardeşim. Küçüğünüz. Kardeşiniz İhsan'dan dayak yedi mi? Evet. Şiddete yatkın bir adam mı İhsan? Evet. Yani İknur Hanım'a inanalım mı biz? Evet. Öbür eşine. İnanın. Ne tür şiddetler gördü? 16 yıldır böyle evlilikleri vardı. Kaç? 16 yıl, 2004'ten beri. Kaç sefer ben gittim, yaptım, yuvalarını yaptım, götürdüm, yaptım ama her zaman da kardeşimi dövdü. Her zaman da kardeşimi dövdü. Başımız belaya girecek, çektik aldık biz de. Ondan sonra bu kızı kandırmış, İknur Hanım'ı. Haberi yok kız kardeşimi. Kardeşimi kandırıyor, evlendiğinden de haberi yok. Kardeşim mesela... soruyor buna, hiçbir şey bilgi vermiyor. Başka bir ev tutmuş. Orada evi var. Kız kardeşim haberi yok. Kız kardeşim bunu bunun kız kardeşinden öğreniyor. Kardeşinden öğreniyor. Evli olduğu için kız kardeşim de gidiyor İlknur'un yanına. Sen neden böyle bir şey yaptın falan diye. Ondan sonra ayrılıklar başladı. Biz de çektik aldık. Babam dedi gidin alın oğlum dedi. Yani başımız belaya girecekti. Hani biz kısa yoldan kız kardeşim çektik aldık. Bu da onu kandırıyor işte. Benim şirketlerim var, şunun var, bunun var. Yalan beyandan, dolandırıcıktan bir yere şey. Şu an kendisi zaten dolandırmış kız bunu. Kaçtığı için şu an parası var. Şirket kurmuşlar. Bir dakika, İlknur mu dolandı? Evet. İlknur'dan ikisi bir şirket kuruyorlar, insanları dolandırıyorlar. Ha, İlknur da işin içinde diyorsunuz. Evet, sahte öğretmenlik yapıyorlar. Evrakları falan var. Şimdi... Nasıl sahte öğretmenlik yapıyor? Öğretmen kendisi sahte, yani diploması yok. Olur mu canım? Yok işte. Nereden biliyorsunuz? Biliyorum, öğrendim ben bunlar hepsini. Ama bu kulaktan dolma yani. Hocam. İşte öğreniyoruz. Nasıl neticede. Ya? İlknur matematik öğretmeni demiştik. Hocam vatandaş. Eşi de kendisi de öyle söyledi. Benim mesela şahıs bir konuşsun da hocam. Bakın ben yine. Değil mi öğretmen değil? Hemen değil söyleyeyim. Öğretmen değil, diploması yok. Hayır değil. Bunlar kulaktan dolma ama. Hocam. Elinde bir belgen var hocam. Mı? Kimden duydunuz bunu? Hocam kimseden duymadı. Cebinde mutlaka bir kağıt vardır. Yazıp ezberlettirip göndermişler. İhsan. Arayın cebinden kağıt çıkar. Ben hepsine hemen kesinlikle. Cevap vereyim. Hocam. Evet cevap versin. Hemen. Versin. Kesinlikle. Hemen yani hemen. Diploması yok. Diploma alamıyor çünkü. Kardeşim. Alma güçleri ben kardeşime yok. Bir şey sorabilir miyim? Kardeşim sen cezaevindeydin. Ne zaman çıktın? Sen ne yapacaksın benim cezaevimde? Ya sen olduğum. Ama şimdi sen diyorsun ya çektin. Siz Bağdat'ı nereden gelip benden aldınız, babanız gönderdi? Bizim en son oturduğumuz semti bir söyler misin? Sultanbeyli'de oturuyordun sen. En son oturduğum semt Samandıra. Samandıra, Veysel Karahanı mahallesi. Sultanbeyli ile Samandıra'nın arasında 20 kilometre var. Birinci yalan. İkinci yalan. 16 yıl evli kalmadık. Bak cebinde mutlaka kağıt var. Ezberleyip gönderdiler. Kağıt alacaktı ben. 41 yaşındayım. Ben neye yalan söyleyeceğim. Ben bunu 10 yıl 12 yıldır mı ne? Bir cezaevi muhabbeti vardı oradaydı. Ben şu an gördüm, şok oldum. Ne zaman çıkmış? Bu gördüğüm... İşte senin gibi yalan karşıma gelip hocam. Böyle işte... Senin... Ben buraya sizin benim hakkımda konuşacak insan. Söylüyordu da ben yaptım yok, diye kendinize. Yok ben gerçekleri söylüyorum yani. Benim hayır diyorum ki ne? Benim en son oturduğum yer nere diyorum? Bakın yani Sultan Bey. Sizin isteğiniz üzerine gelmem. Yani İhsan. Öğretmen matematik öğretmenliği bölümünü bitirmiş. Tabi gibi de diploması İhsan. Var. Kendisi Murat Bey'in cezaevine girmesi, oradan çıkması değil konumuz şu anda. Hayır ama bakın. Benim şahsi sorunlarım kendimle ilgilendirmez ki. Şerap Hanım bana diyor ki ne? Sürekli diyor, dövüyordu diyor. Benim kardeşim sürekli diyor, kardeşimi diyor, kız kardeşimi var. Dövüyordu diyor. Darp raporları evet, var mı? Var. Getirdin mi? Getirdik. Bağdat'ta hepsi flash bellikte var şimdi. Getireceğim flash bellik üzerinde. Ya aslında Bağdat burada olacaktı. Hepsi Bağdat var üzerinde. Yalan söylüyor. Çocuklar. Yalan söylemiyor ki. Ben dün de dedim zaten. 2005-2006'da dedim benim dosyalarım ondan. Hapis cezası aldım dedim. Darp raporları zaten hocamız da dedi var. Hani yumruk vurmadım, öldürmedim dedi. Bunlar var. Ben bunu dün söyledim. İhsan, darp raporu ne demek? Niye darp raporu alır insan? Tamam, eşine vurursun bir şey olur. Dayak tamam, yer. Bir kadını ya kaldırmadım darbe alır. Bey. Demek ki sen gerçekten Bağdat'ı dövmüşsün. Ya şimdi. Yani dün İlknur'un söylediği şiddete meyilli dediği şey doğru. Şimdi bakın 16 ben dün burada yine söyledim. Ya 16-17 yıl olmuş bu olaya, gençlik bir cahillik yaptık o zaman dedik. Ve bunların da dosyaları vardı. Cezasını da çektik, hapis cezası işte bile. Dün bunları konuştuk. Şimdi. Hep. Aynı şeyi İknur da söyledi ama. Tamam. O zaman da kalmadı tamam. Bu iş yani. Tamam o zaman da kalsaydı tamam diyecektim. İhsan burada var işte tehdit.
ateşli silahlama, işte bu otorsızlığını açıkladın, mala zarar verme, bunlar kişilerin huzurunu bozma, bunlar bunları da söyledim, dosyalarım var dedim. Hayır, bunlar eşlerime yönelik veya bayanlara yönelik bir şey değil Serap Hanım. İhsan. İşim gereği olan bir şey. Şiddete meyilliyse iş yerinde de yapar, karısına da yapar, çocuğuna da yapar. Bir insanın içinde hocam açıklasın bunu. Sadece karıma şiddet ya da ben sokaktaki adama şiddet diye bir şey yok. Yani şiddet hükmetmektir. Zorla iradesini, ekonomik, cinsel, kaba kuvvet neyse o bir yöntem kullanarak iradesini zorla kabul ettirmektir. Karşı tarafın özgürlüğü hilafına iş yaptırmaktır. Bunu yaptıran bir insan bir kere bunun tadını alır da karşılığını da görmüyorsa da buna devam eder. Ben, dediğiniz gibi yani bütün hayatını bunun üzerine kurar. Dosyalarımın hepsini karşılığını aldım. İhsan o zaman da kaldı diyorsun ya. Hı-hı. Ben de sana tarihleriyle... Bunların hepsi benim işimde yaşadığım tarihleriyle şeyler. O zaman da kalmadığını söylüyorum. İlknur da diyor ki evi birbirine katardı. Eşyayı... şimdi çocuk... O, kızın senin. Ne desin sen şimdi buradan çıkıp eve gideceksin. Tamam. O yaştaki çocuk... Hayır babam çok dövüyor. Şiddet yanlısı. Evde birbirine kırıyor demez. Tamam. Demez. Tamam. Burada DAP raporları... Sen diyorsun ya hep belgeli diye... Burada da belge var işte. Tamam. Ne diyeceksin? Tamam bak ben dün bahsettim. Eski eşim baştan sona zaten sorumluyduk. Olmayacak bir şeydi. 16 sene de şimdi biz İknur'a diyoruz 8 sene nasıl sürdürdün? Evet. Olmayacak şeyi sen niye 16 sene şiddetle sürdürüyorsun ve 3 tane çocuk yapıyorsun? Aynı soruyu sana sorayım. Şimdi bir defa. İknur'a sorduğum şimdi, soruyu. O zaman şimdi Serap Hanım şimdi ben şöyle konuşayım. Birincisi ben burada hiç konuşamıyorum. Dün de konuşamadım. Siz şimdi... Biri geliyor benim hakkımda bir şey söylüyor. Bakın, sana soruyorum. Bakın biri geliyor benim hakkımda bir şey söylüyor Serap Hanım. Ben daha onun ikinci kelimesinde benim lafım kesiliyor. Benim lafım kesiliyor. O konu bitmeden başka bir konuya geçiyoruz. Ve burada şu an hala ben suçlanıyorsun. Bakın biraz önce biraz önce ne güzel başladın. İlk kelimesi ne dedi? İlk kelimesi ne dedi? İlk Nur Hanım değil. Hayır değil. Bacımızı çektik aldık babamız evet. Gönderdi diye. Ne dedim? Biz en son nerede oturuyorduk bacımdan evliyken? Sultanbeyli dedi. Samandıra Veysel Karahan'ın mahallesinde oturuyorduk. Birinci yalan. İkinci yalan. 16 yıldır dedi evliler dedi. 2005 yılında evlendik. 2015 yılında boşandık. 2012 mi? 2013 yılı da ilişkimiz bitti. 2015 yılında boşandık. Bu 16 yıl nasıl bir 16 yıl? Bakın. Yarı yarıya bir yalan mı? 2021 işte 16 yıl olmuyor mu? Ya ben şu an senin bacımdan evli miyim? Tamam evli değilsin onu kandırmışsın nasıl zaten. Nasıl 16 yıl elde kaldın? Benim haberim yok. Demek ya, ki sen içeride değil mi 12 yıl? Cebindeki kağıdı yanlış ezberlemişim. Bak ben mi konuşayım ya? Serap Hanım ben mi konuşayım lütfen? Tamam konuşacaksın. Ha, yani. İhsan sen bu İlknur bugün barışalım dese barışır mısın? İlknur bugün barışalım dese ben barışmam. Barışalım dese ayaklarına kapanır. Yalan. Hayır kapanmam. Yalan efendim. Barışmam. Sizi tebrik ediyorum ben. Barışmam kapanmam. Bitti kesinlikle bitti. Dün bakın, yapıyordun ama. Dün tapıyordum hocam. Olsun, evet. Şimdi ben burada size soruyorum. Ben burada bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Benim dün ilk programa girdiğim andaki konuşmalarım, ağlamalarım, çocuğumun elinde resimle gelmişim. Şu çocuğumu ben 15 gündür göremiyorum demişim. Bu çocuğumun annesi İlknur. İlknur. Dedikten sonra ben bu babalığımı, bu delikanlılığımı ortaya koyduktan sonra benim aşk apayrı bir şey ya. Hayır hocam bak babalığımı diyorum. Aşk apayrı bir şey. Ne hocam aşkımı demiyorum. Aşkın bitmez ya. Hasan hocam aşkımı demiyorum. Babalığımı diyorum. Hı hı. Ben şimdi aşk mı? Babalık benim için aşktan çok çok üstün. Babalık ayrı ha, aşkı şimdi, konuşuyoruz. Koyduktan sonra İlknur'un çıkıp da böyle böyle deyip iftira atması. Ben bu arada yine söylüyorum. Ben bugün dünkü İlknur'un attığı iftiralara kesinlikle delilli ispatlı cevap vereceğim. Bakın ben bu konuda cevabımı verip çekip gideceğim. Bu adamın benim hakkımda konuşması şu an bana masal. Çünkü masal anlatıyor. Niye masal anlatacak? İlk iki iddiasını saniyesinde yalanladım. Saniyesinde yalanladım ya. İlk ve devamını da hemen yalanlayabilirim. Sen bütün kadınların hayatını karartıyorsun. Kız kardeşim birincinin hayatını kararttın. İkincisi bu şey, kaç tane daha var? Ne cinayet? Ya canım kardeşim sen konuşurken biz seni işte. Dinliyoruz da sen de kardeşim bizi dinle. Kardeşim üzerine şirket kurmuş, araba almış. Kardeşim bir müsaade evet. Edin de bunları hepsi da bir açıklayalım değil mi? Hepsi var şimdi. Kendisini bir şey yapamıyor. Bilmiyorum. Annesi babası. Ya. Bak ben burada ne demek istiyorsun İhsan? Ya sen hocam, az önce konuştun ya sen hocam ben okumadım İknur Hanım gibi de. Okumadım da.
Ben biraz sonra bir müsaade edin İknur Hanım'ın sorularını, dünkü iftiralarını bir ispatlayayım. Bakın her şey okul okumak değil. Şimdi arkadaş ne dedi? Şu kadar evli. Yalan. Arkadaş dedi ki biz çekti gelinden aldık. Yalan. O tarihi araştırın, %99 o tarihte de cezaevindeydi. Yalan. Ondan sonra başka ne dedi? Benim bacımı dedi dövüyordu, asıyor. Ben kaç kere dedi geldim dedi aralarını yaptı. Ya ben seni evlilik hayatımız boyunca iki kere gördüm zaten. Sen hiç dışarıda gelmedin peki, ki. Peki İhsan, bu İknur'la olan sorun nasıl çözülecek? İknur Hanım'la olan sorun şöyle çözülecek. Hocam 2014 yılında yapılan İstanbul Sözleşmesi. Tarihini tam hatırlamıyorum. 2014 yılında yapılan İstanbul Sözleşmesi. Bu 45 ülkenin ortak karar verdiği, 10 küsür ülkenin de imzası olduğu. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bizim ülkemizin buna önderlik ettiği. İstanbul'da yapıldığı için de bu sözleşmenin. İhsan biraz kısa keseceksin. Ha. Çünkü diğer konuya geçeceğim. Kadın hakları nasıl çözülecek? Söylüyorum. Çocuklarını, kanun kadın maddelerini saymana gerek yok. Evet. Kadın hakları sözleşmesinde yer alan, hocam yer alan. Yani biz çok okumam. İstanbul Sözleşmesi sadece kadın haklarına ilişkin değil. Hayır. İçerisinde çocukları da evlat edinilen İstanbul çocukları da barındıran genel sözleşme. Kadın hakları kısmından bahsediyorum. Orada ne diyor? Biz bunu okuyoruz. İhsan. Kadın beyanı. Esastır ama gene hiç soruşturmadan, evet, bilmem ne yapmadan demek değil o. İşte onu diyorum. Kadın gidecek, beyanda bulunacak. Kadının beyanı esastır ama soruşturulmadan da bir karar alacak demek değil bu. Bir soruşturma geçirecek. Soruşturmanın başlangıcına kadın beyanı esas. Kadın beyanı esas olacak. O beyana bağlı olarak soruşturma başlatacak. Şimdi biz de sorunumuz şöyle çözülecek. İşte bir cümle istiyorum sadece. Şu an için bir cümle istiyorum. Nasıl çözülecek? Ya Serap Hanım, ben bugün de hiçbir şey konuşmadım. Nasıl konuşmadın İknur ya? Hanım, dünkü İknur Hanım'ın dediklerine ben hiçbirine, hangisine cevap veremedim ki? Bugün de bir tane vatandaş geldi 30 senedir görmediğim karşıma. O da masal anlatmaya başladı. Ama şu masallara bir cevap verelim. Gerçekleri vereceksin, konuşalım. Yani. İnsan tek konu sen olsan yani, bırakayım bakın, seni konuş. Ben set arkasında da belirttim. Benim Kayseri'de 3 tane çocuğumun başında tamam, kimsesi yok. Ben kendimi atılan iftiralara cevap verip gitmek vereceksin istiyorum. Vereceksin İhsan. Burada bir aydır gelip gidenler var. Çocuklarını almak istiyorsun. Çocuklarını arayacağız. Bir dur. İknur Hanım. Yalçın'ın konusuna geçeceğim çünkü. İknur Hanım'la sorunumuz şu şekilde çözülür. İknur Hanım medenilikten bahsediyor. Ve bizim 8 yıl boyunca hayatımız hep medeni geçmiştir. Şiddet olaylarını konuşamadım, konuşturacağım diyorsunuz. İknur Hanım oturur karşılıklı. Zaten abim hep telefondan dedi. En azından benimle otur, benimle otur. Şu çocukları, tamam kızım sildiyseniz çocukları konu. İknur Hanım'la çocukları ortak nasıl büyüteceğiz? Peki. Çocukları da bir bulmak lazım tabii önce. Şimdi Yalçın konusuna geçeceğim. Yalçın kız kardeşini, ablasını arıyor. Üstelik de kocası tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Öyle bir kuvvetli şüphesi var. Yalçın Bey bir aydır haber alamadığı ablası Fatma Şen ve yeğeni Bulem'in hayatından endişe ediyor. Erkek kardeşinin karısını arıyor, görüntülü arıyor ve vücudundaki darp izlerini gösteriyor. Bunları bana kocam yaptı diyor. Artık bu işkencelere dayanamıyorum diyor. Eniştesi Yıldıray'dan şüpheleniyor. Ablanın öldürüldüğünü mü düşünüyor? Ben ondan şüpheleniyorum. %80 Yıldıray Şen'den şüpheleniyorum. Yıldıray iddiaları reddediyor. Telefonu çocuğu camını kırdı diye çocuğu dövdü. Telefon yüzünden çocuk çamaşır suyu içti. Çocuğu vurdu bir tane. Dedim çocuğa niye vuruyorsun? Ben onu ittim. Notla. İşte ben gidiyorum. Fatma ve 2 yaşındaki kızı Bulem nerede? Birazdan. Yalçın hoş geldin. Hoş bulduk ablam. Şimdi Yalçın'ın ablası en son 7 Kasım'da bundan bir ay hatta 1,5 ay olacak neredeyse bir arama yapıyor biliyorsunuz. Yalçın'ın eşini arıyor ve bütün darp edilmiş vücudunu gösteriyor eşi tarafından ve artık bu hayattan kurtulmak istiyorum diyor. Şimdi Yalçın, senin karın bu şiddet görüntülerini, bu işte darp edilmiş görüntülerini kayda aldı mı? Abla kayda aldı da WhatsApp'tan vardı onlar. Çocuk telefonu kırdığı için onlar imha olmış. Ben çıkarmaya uğraştım. Peki sen baktığında ne gördün orada? Ne gördüm abla? Sırtında parmak izleri, bu omuzunda, boynunun altında. Yani böyle cimriklemiş, tırmalamış yani resmen. Yüzünde?
boynunun altlarına böyle yumruk... Gözünde, şeyde, burnunda, gözünde ağzında. Gözünde yoktu abla. Bu boynunun altı vardı, bir de sırtları vardı. Parmak izleri vardı. Mor mor. Kendisi yapmış olabilir mi? Kendisi yapmış olabilir. Gecenin üçünde dördünde kardeşim... Kocası değil, kendisi. Kendisi yapma şansı olma şansı yok. Yapmaz ki ablam. Yüzünü korumuş o zaman kocası. Vücuduna yapmış diyorsun. Sırtlarına yapmış, boğazına sıkmış. Hı. Peki bu halanızın oğlu Almanya'da yaşayan Ali. İkide bir İstanbul'a geliyormuş vesaire vesaire. Evet abla. Fakat ona hala kardeşine ulaştın, ona ulaşamadın. Onun kardeşine. Ali dönüp seni aramıyor mu? Aramıyor ablacığım. Herhangi bir Messenger'dan arayıp mesaj atma hiçbir şekilde irtibat yok. Peki hala ama sen kocası Yıldıray'dan şüpheleniyorsun. Çünkü mahkeme görülecek, gidiliyor. Yıldıray gelmiyor mahkemeye. Evet. Kardeşin gidiyor, Fatma gidiyor ablan. Evet, evet. Ve diyor ki ben şimdi eve gideceğim diyor. Yani o adamla aynı eve girecek yine. O mahkemede hesaplaşması gereken kocayla aynı eve girecek. Evet doğru ablam. Doğru mu? Doğru. Ve bir gün sonra mı seni aradı? Ben ya mahkemeden sonra ben artık Samsun'a gelip sizlerle yaşamak istiyorum. Ya, yaşamak istiyorum, daha kalmak istemiyorum dedi. Daha kalmak istemiyorum. Ondan sonra telefonu kapandı zaten. Evet, evet doğru, mu? Doğru ablam. O yüzden de sen Yıldıray'dan şüpheleniyorsun. Çünkü niye Yıldıray'dan şüpheleniyorum ablacığım? Bu sonuçta Yıldıray'ın evinde beraber yaşadık. Bunun evinden ne bittiğini Yıldıray daha iyi bilir detayları. Benim kız kardeşim kaybolmuş. Herhangi bir şikayette, başvuruda, hiçbir yerde, resmiyette, herhangi bir rahat rahat işinde gücünde çalışıyor. Hiçbir şey, çocuğunun beşine düşmüyor. Benim düşmem gerekiyor şu anda. Tamam ben kardeşim. Tabii ki ben düşeceğim. Sonuna kadar düşeceğim. Ama insan evladının beşine düşmez mi ablacığım? Yani hiç ne bilgi almak istemez. Ya da seninle beraber Yıldıray da olmalıydı. Kız evet, evet. Benim zoruma giden o zaten. Heh. Benim defalarca annesini aradım, babasını aradım. Benim programıma çıktım biliyorlar. Takip ediyorlar. Neymiş Yıldıray'ı karakoldan aramışlar, savcılıktan aramışlar. Ben bana dediler ifade hiçbir kayıt yok dediniz değil mi sözün? Yok. Neden yalan konuşuyor bana? Şimdi Yıldıray'ın annesi demiş ki Yalçın'a Yıldıray kayıp başvurusunda bulundu. İkinci bir kayıp başvurusuna gerek yok deyip seni caydırmışlar o işten. Annemi, eşimi. Anneni, eşimi. Dolayısıyla Fatma ile ilgili bir kayıp başvurusu o yüzden yapılamamış. Şimdi şüpheleniyorsun ya Yıldıray benim kız ablamın başına bir şey getirmiştir diye. Bu arada 2 yaşında da bir kızı var. Buğlem. Buğlem yanında mı onu da bilmiyoruz. Yanında diyorlar ama kayınvalidesine de bırakmış olabilir. Doğru mu? Bilmiyorsun. Her şey olabilir bilmiyorsun. Ama, evet, evet. Şimdi seni bu tarafa alıyorum. Ablanın ablana zarar verdiğinden şüphelendiğin ablanın eşi Yıldıray. Siz şöyle geçin ben öyle geçeyim. Hocam siz evet. Ve eşi Ayşe Hanım, eltisi Ayşe Hanım buraya geliyor. İşte damadınız yani Fatma'nın eşi ve Fatma'nın eltisi. Ayşe Hanım hoş geldin. Yıldıray hoş geldin. Hoş bulduk. Yıldıray, kayınbiraderin Yalçın karının kaybından seni sorumlu tutuyor. Evet. Çünkü en son sen görmüş olmalısın. Aynı evdesiniz. Evet. Duruşmaya katılmadın. Evet. O katıldı gitti sen gitmedin. Evet. Sonra eve döndü. Evet. Sonra ne oldu? Niye ortadan kayboldu? Hiçbir şey olmadı. Bana kendisi dedi ben dedi davayı geri çekeceğim dedi. Dedim madem davayı geri çekeceksen benim gelmeme gerek yok. Acil bir işlerim vardı yetiştirme. Tamam dedi ben gideceğim dedi. Dedim çocuğu abimlere bırak zaten evimiz yan yana. Tamam yok dedi çocuğu da götüreceğim iyi dedim. Çocuğu götürdü. Ondan sonra beni aradı. Ben dedi yolu kaybettim dedi. Bayrampaşa'ya geldim dedi. Yanlış arabaya binmiş. Şeye gidiyor ilk başta. Güneşli tarafına gidiyor. Yanlış arabaya biniyor. Oradan Bayrampaşa arabasına binirmişler. Beni aradı. Dedi ben buradayım dedi. Dedim geleyim alayım mı seni? Yok dedi ben dedi sordum dedi. Şimdi arabayı bekliyorum geleceğim. Eve gittim öğlen. Ne oldu dedim. Dedi mahkeme gün verdi. Mart'ın ikisine gün verdi. Tamam dedim. Sen dedim çekeceksin diye söyledin mi? Söyledim dedi. Ama dedi gün verdi. Tamam dedim. 2021 Mart'ında. Evet. Mart'ın 21'inde ikisinde şeye mahkemem var. Ondan sonra benim annem geldi. Annem buradaydı. Çocuğu dövmüş. Annem bana söylemiyor. Çocuğun ağzından kan geliyor. Annem bana söylüyor. Sen diyor yazık günah değil mi? 2 yaşındaki çocuğu dövüyorsun. Bak demiş görürse aranız yine açılacak. Çünkü ben onu Ramazan bayramı, pardon Kurban bayramında ayrıldım. Yani ben artık dedim gelme dedim.
köyde annesinin yanına gitti. Neden? Gelmedi. Çünkü devamlı çocuğu dövdüğü için ister istemez ben de ona şey veriyorum. Peki çocuğu da mı al git dedin? Yok. Çocuğu dedim, anlaşmalı dedin? Boşanalım dedim. Devlet dedim çocuğu kime verirse dedim sana mı verdi? Çocuğu dedim bütün masraflarını karşılayacağım. Ama dedim sana dedim nafaka vermem dedim. Yok dedi ben dedi boşanmak için dedi senle dedi evlenmedim. Çünkü başına gelecekleri iyi biliyor. Köyde yani Kurban Bayramı'nda köydeydi o zaman. İşte kardeşinden dayak yedi. Hangi kardeşin? Yalçın'dan. Öyle mi Yalçın? Sesli mesajları var bende. Dayak yedi. Kendi kardeşim ben, bana söyledi. Ben kardeşimi dövdüm bayramda. Evet. Bayramdan önce. İspatın var mı? Bende kayıtları var. Tamam çıkar kayıttan o zaman. Benim öbür telefonumda ekranı kırık diye getirdim. Dövdün yalan mi? Konuşuyor abi. Dövdün mü ya? Yalan konuşuyor. Ben her türlü yemin ederim, her türlü ispatlarım. Yalan konuşuyor. Annesi benim oraya kaç kere geldi? Kaç kere? Oturduk. Babasıyla devamlı irtibatla geçtik. Annesiyle irtibata geçtik. Pekala böyle olay oldu da. Annesi benim oraya defalarca geldi. Sen Yalçın'ı dövdün. Fatma'yı dövdün. Niye böyle yaptın? Niye kavga ettin? Niye söylemedin? Ben buraya çıktıktan sonra niye çekti bu olaylar? Ben seni aşağı yukarı 2,5 seneden beri seninle görüşmüyorum. Tamam görüşmüyoruz. Görüşmüyorum. Ha. Ne arıyorum ne soruyorum. Niye? Bu benden evlenmeden önce buna kredi çekmiş. Bana söylediklerini söylüyorum. Ama doğru ama yanlış. Ben diyorum kredi çekti. Bankası beni arar. Benim numaramı veriyor. Telefon hattı almış. Bana söylüyor benim borcum var. Kendi üstüme hat aldım. O zaman hastanede çalışmaya başladı işte temizlik görevlisi olarak. Aşağı yukarı 7-8 ay çalıştı. Dedim madem borcum var senin 1 liranı istemiyorum borcunu öde. Ödemedi. Babası öldü. Aşağı yukarı 3-3,5 milyara yakın bir para aldı. Nikahımız yoktu. Ben ısrarla nikah kıyalım derken o babamın parasını alacağım diye şey yaptı bana. Nikahı kıymak istemedi. Şahit. Ben kağıdı baskı vermedim mi? Nikah için baskı yapmadım ben. Ben de yaptım. İkimiz de baskı verdi burada. Ben kaç kere geldim? Telefon kardeşini açtım. Kardeşini istemedi. Hatta biz seni aradık. Dedi ki benim eşimle beraber aradım ben seni. Dedim tamam, ki ben senin kardeşin. Telefonda. Evet biz seninle de konuştum ben. Dedim ki Yalçın dedim senin kardeşin nikah kıymak istemiyor. Neden? Babamın aylarını yiyeceğim. Sadece Yalçın yiyemez dedi. Ben ne dedim? Sen de dedin ki o zaman. Ben dedim ki bak buna kredi çekmişsin. Sen de bize ne dedin eşimle? Eşim sana dedi ki bak Yalçın ben buna imza attıracağım. Tamam sen annenin babanın parasını al ye dedi. Bizim evimize senin babanın parası layık değil dedi. Biz istemiyoruz dedi. Ama senin kardeşin nikah kıydırmıyor dedi. Sen de ne dedin? O dedin tamam dedim bana imzayı atsın. 400 ben onun kredisini ödeyeceğim dedim. Tamam, benim eşime 5 kuruş da para ödemedin. Doğru. Ben kardeşime yardım ettim diyorsun. O zaman makbuzunu çıkart. Kaç kere para yolladın kardeşine? Hiçbir kere para yollamadın. Sadece kredi peşlerinde gezdiniz kardeşim. Kim yollamadı abla para? Sen ne biliyorsun ya? Hani makbuzu nerede? Kaç kere Fatma'ya ben para gönderdim? Bir kere kaç söylemedi. Kere? Sadece bizim evimize gelip yan yana oturuyoruz biliyorsun. Tamam. Geldi dedi ki sadece halasının oğlu adı var. Tamam. Ali abi para yolladı. Ali abi para yolladı. Sürekli bu Ali abi... Nedir bu Ali'nin para yollaması sürekli? Makbuzu da var elimizde. Niye yolluyor? Ben de bilmiyorum. Ben dedim ki buna. Bunu ama eşi, evet. Sen olarak eşisin. Neden baskı vermedin? Bu parayı neden alıyorsun? Bunun bağlaması neydi? Verdim. Niye sokmadı kenara? Ben dedim kim ona. Dedim niye çekmedi kenara? Halamın oğlu diyor. Evet. Tamam dedim senin halanın oğlu olabilir. Benim diyor onlar benim akrabam diyor. O bana sürekli gönderiyor diyor. Ya sürekli ama neden göndersin bir insan? Ya sen diye onu bir insana para gönderir misin? Ben de aynı şeyi sordum. Benim de dedim halamın oğlu var dedim. Ama biz selamlaşırız çıkarız dedim. Sana ne parası gönderiyor dedim. Dedi ki saçlarımı boyatacağım dedi. Ona söyledim para istedim dedi. O da dedi parayı da harcamış. Şey dedi uygun boyalardan alayım da dedi boyayayım dedi. Ali abim bakacak ya bana kızmasın parayı yani boyamadın diye. Böyle diyor. Ali abi diyor. Ha böyle böyle diyor. Evet. Bunu Yıldıray'a söylüyorsun sen. Yıldıray bilmiyor. Biz kadına konuşuyoruz. Zaten. Bana benim aramda aşınmadığı sebep hep onlar zaten. Peki çok bu paraya. Ama sen paraya düşkün müydü? Evet. Paraya çok düşkündü. Ne yapıyordu? Sadık değildi. O borçlar neye yapılıyor? Bir borçları varmış. Bilmiyoruz. Borçları... Telefon koynunda gezerdik. Hiç telefonu bırakmazdı. Bir kere telefonun sesini duymadık. Sürekli şifreyi koyar, koynunda gezer. Hiç kimseye telefonunu vermez. Kimsenin yanında da açıp eltim olduğu halde bir kere telefonun sesini duymadım. Hiçbir kere. Sürekli burada gezer. Hiç kimseye vermez. Doğru. Çocuk ona alsın çocuğu. Ama bir kadın kocasından gizli ne yapabilir? Benim telefonum eşimin yanında. Çocuklarım yanında. Eşimin telefonu yanımda. Benim gizli olmaz ki eşimden. Karının kocadan, kocanın karıdan gizlisi olmaz. Çünkü neden? O senin ona güvenecek, o sana güvenecek ki evlilik yürüyecek.
Ama bunların içinde bu yok. Kadın sadece kocasının telefonunu alıyor, kurcalıyor. Yıldıray sen de çok fazla telefonla meşgul oluyormuşsun. Ben telefonla meşgul olmuyorum. Ben mesela akşam eve gidiyorum. Çocuk uyuyorsa telefonda iki oyun oynuyorum. Bırakıyorum. Yıldıray bu halanın halasının oğlu. Evet. Almanya'da yaşayan. Evet. İkide bir para gönderiyor. Evet. Senin de bundan haberin var. Ben iki defa şahit oldum. Sana ne diyor? Yani niye gönderdi bu parayı diyor? Ya diyor çocuklarına diyor köyde bunun iki tane çocuğu var. Bir de bu var oğlu üç. Diyor çocuklarına bir şey alırsın diye. Ya dedim bir de dedim iki de dedim bu sana devamlı ne para gönderiyor. Senin dedim bununla dedim aranda bir şey mi var? Yok dedi. Ben de onu zamanında dedi annesine yardımcı oldum baktım dedi. O da dedi onun aklına dedi yardım bana yardım etmek istiyor dedi. Sen beni bir tanıştır şu Ali ile gelip. Ben inanmıyorum abla o konuya o iddialara ben inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Hayır, bir saniye beni dinler misin? Dinlerim sen ben Ali Özkan bu Fatma'ya farklı yollara para yolluyor. Halam Türkiye'de onun kız kardeşinin çocuğu baktığı halde bana dedi. Benim kardeşime kötülüyorum şu anda. Evet. Adalet yerine olsun diye söylüyorum ben. Evet. Gerçekleri söylüyorum. Evet. Halamın kız kardeşinin çocuğu ona 1,5 yıl baktı bu yaz. Bana dedi kelime şu beni aradılar. Ben haberlere çıktım biliyorlar. Dedi ki bu Ali dedi Fatma'ya nasıl para gönderiyordu? Ben de 1,5 yıldır halama baktım dedi. Teyzeme bakıyorum ben dedi evinde. Bana bile göndermiyor. Bana dedi bırak dedi halam bile vermiyor dedi. Yani teyzem bile vermiyor bana para dedi. Bu ne hak dedi kardeşim araştırdı bunu dedi. Bu ne hak dedi para alıyor ondan dedi. Belki evet, onu doğru söylüyor. Dedi ki bak dedi ben kardeşim şu anda savunma hiç yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Adalet neyse bulunsun. Evet. Ama ki hata kocasında da var. Bak benim karım o şekilde bir şey yapmış olsa ben onun sonunu araştırırım bulurum. Yanlış anlama abla doğru muyum? Aynı evde çatı altında kalıyorsak doğrusun. Telefonunu alırım. Belki de halamın oğlu diyordu ama ben halasının oğlu değildi parayı gönderen. İstanbul'a ya, da geldi. Ben de şeyleri var. Makuz. Ya bak işte bak bunlara İstanbul'a geldiğini ben Türkiye'de onun teyzesinin kızı söylüyor bana. Evet, ki bir de annen söylüyor. Fatma kaybolduktan sonra bunlar neden çıkıyor? Çünkü bunlar, bak bu konu Fatma kaybolmadan önce bunları Yıldıray Bey anlatabilirdi. Kurban bayramı. Nereden biliyorsun anlatmadığımı? Kardeşim bana herhangi bir bilgi geldi mi? Ben seninle işim yok ki. Anneme geldi mi? Ben senin abine de dedim. Benim dedim Yalçın'la dedim işim olmaz. Bir sıkıntım olursa dedim sen de konuşuruz. Konuştun mu? He? Çözdü mü Ömer? Çözdü mü? Ömer'le her şeyi konuştum. Çözdü mü? Çözüm buldu mu? Buldu mu çözüm? Sen adamın evini soydun. Çözüm buldum Ömer. Kimin evini soydum ben ya? Ben köydeyiz bak olan her şeyi biliyorum. Senin kız kardeşin seni götürüyordu bize gelip de. Kız kardeşin bana her şey. Ama yani. O yalan söylüyor ama sen yalan söylüyorsun. Benim abim Yalçın benim abimi evine hırsızlık yapmak için girdi. Evet, perdelerini çaldılar dedi. Kaçak olarak kullandı. Şimdi bunda, bak o detaylara bence detaylarda boğulmayalım. Ali Özkan mıydı? Evet. Ali Özkan diye biri var. Halamın oğlu diyor. Evet. Sürekli Almanya'dan bir paralar geliyor saçlar boyatılmak için. Ona tekrar bir boyayayım da görsün falan deniyor. Evet. Bir tane o var. Evet. Bir kocayla en son gören kişi koca. Evet. Ve kız erkek kardeş diyor ki benim kardeşimin başına bir şey geldi. Evet. Çünkü beni aradı ben artık sizin yanınıza taşınmak istiyorum Samsun'a dedi. Dolayısıyla benim kardeşim ne oldu? Buharlaştı. Kocasından şüpheleniyorum diyor. Sen Yıldıray annen kayıp başvurusunda Yıldıray bulundu dediği halde karınla ve çocuğunla ilgili kayıp başvurusunda neden yalan konuştun? Neden? Neden yalan? Gittiler ben yalan neden yalan konuştun? Araştırdılar. Ben yalan konuşmadım. Neden bulunmadın o zaman? Yalan konuşmadınsa niye bulunmadın? Alacağım bunların cevabını. Evet. Karını ve çocuğunu arıyor musun? Arıyorum. Evet. Fatma Şen nerede? Erkek kardeşi ablasına zarar verildiğini düşünüyor. Eniştesi tarafından. Bu arada 2 yaşındaki Buğlem de ortada yok. Annenin yanında olabilir mi Yıldıray? Benim saklıyor annem. Olabilir misin? Yok annem burada. Buğlem'i saklamıyorsun yok. Değil mi? Peki o zaman bir sakince anlatır mısın? Neden kızınla ve karınla ilgili kayıp başvurusunda bulunmadığını? Ben gittiği günün ertesi günü karakola gittim. Karakola bana dedim böyle böyle. Eşim evi terk etti. Ondan haber alamıyorum. Bana dedi, aklı başında mıydı dedi. Yani bir rahatsızlığı falan var mı? Dedi, aklı başında. Dedi, istediği yere gidebilir dedi. Ondan sonra sen dedi, araştır dedi ailesini dedi. Eşini, dostunu, kim varsa dedi, araştır. Ondan sonra gel bana dedi polis. Aşağı yukarı 5-6 gün sonra ben savcılığa gittim. Suç duyurusunda bulundum. Çocuğu benden aldı, kaçırdı diye. Ben burada çevresinde onun kendi arkadaşlarıyla da itibata geçtim. Acaba dedim
biliyor musunuz? Devamlı gitti, iki arkadaşım vardı. Nerenin savcılığına gitti müracaat? Bakırköy. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı. Evet. Var değil mi bir müracaatın orada? Evet. Tamam. Ama çocuğumu kaçırdı diye. Karım evet. Kayıp değil. Hı-hı. Yıldıray Bey, efendim? Çocuğunuzun başına bir şey gelse ve bunu eşinizin getirdiğini düşünseniz ne yaparsınız eşinize? Eşimle ne yaparım? Ben eşimle zaten sıkıntılarım vardı. Bu dövüyordu çocuğu. O çocuğu dövdüğü zaman ister istemez ben de ona tepki veriyordum. Nasıl tepki veriyordun? Vurdum, ben vurmadım değil. Peki ana, lafını kesiyorum. Hı, söyle. Bir gecenin iki buçuğunda Fatma'yı dövdün, sırtlarını morartmadın, boğazlarını. Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Ha. Benden duy, kardeşinden duydu, o resmi gördüysen. Hı. Gece saat 12:30-1. Çocuk huysuzluk, yani uykusu, uyumuyor. Çocuğu aldı böyle fırlattı. Kafası az kalsın yere vuruyordu. Ben de sen dedim ne yapıyorsun? Yanına gittim, ittim ben. Dedim bacak kadar çocuğa vurma. Mutfağa gitti, elinde oklava. Arkadan beni sırtıma vurdu. Ben de o canavliyle oklavayı elinden aldım, ben de vurdum. Yalan değil. Ondan sonra ben dedim, senle biz bu işi yürütemiyoruz. Gel dedim, boşanalım. Ya bu olmuyor dedim. Ne senin bana saygın kalmış, ne benim sana saygın kalmış. Ben dedi boşanmak için dedi seninle evlenmedim. Dedim böyle yapıyorsun, sen çocuğu dövüyorsun. Bu sefer ister istemez dedim ben de sana tepki veriyorum. Şöyle bir şey demiştiniz ya, Yıldıray Bey ağzına vurmuş çocuğun, kan gelmişti evet. Ağzından. Şimdi siz verdiniz herhalde, bir raporu var burada da çocuğun. 8. ayda çamaşır suyu içmiş. Evet. Nasıl oldu o olay? Bana anlattığını söyleyeyim. O olayı ben biliyorum. Çünkü şöyle oldu. Ben evdeydim. Bu çocuğu koluna almış geldi. Bizim cama vurdu gülerek. Dedi ki bu dedi yine bir şey yaptı. Ne yaptı dedim. Çamaşır suyu içti dedi. Ben de dedim ki... Bu kız kadar sakindi yani. Evet, çamaşır suyu içtiyse dedim. Doktora götürsene dedim. Çocuk çamaşır suyundan ölür. Zehirli bir şey bu dedim. İyi bir şey değil dedim. Dedi ki bunu aramış. Bu inanmamış ona. Dedi ki şey dedi... kusturacağım çocuğu dedi. Ben dedim ki kız kusarsa ölür çocuk dedim. Gel doktora götürelim dedim. Hemen bunu aradık. Bu o zaman inandı, çabucak geldi. Beraber hastaneye... Çocuğun orada raporları var. Bu götürdü, o gece kaldılar. Ertesi günü bu eve geldi. Yarım saat sonra bir telefon geldi. Dediler ki Fatma bayılmış. Hemen hastanede. Gelin. Hastaneden geri bizi aradılar. Fatma bayılmış, hastanede düşmüş. Ondan sonra neden düşmüş dedim ben. Benim kızım var 15 yaşında. Amcası dedi ki biz şimdi ben Fatma'yla ilgilenirken sen de gel dedi. Çocuğun yanında dur o zaman dedi. Oradan çağırmışlar. Bir kişi gelsin, bir kişi Fatma'nın başında duracak, bir kişi çocukta duracak. Ben kızımı gönderdim, beraber kaldılar. Ertesi gün Fatma beraber bununla beraber geldi. Fatma orada sormuşlar ona, tutanak tutmuşlar herhalde oradan. Niye oldu diye. O da demiş ki benim çocuğum içtiği için psikolojim bozuldu. Bu yüzden bayıldım demiş. Düştüm demiş, ifadesinde öyle vermiş. Sosyal hizmetlerden zaten eve geldiler. Sonradan yine bunu aramışlar. Eve polis gelecekmiş çocuğun çamaşır suyu içmesinden. Ondan da ürperiyordu, korkuyordu. Ne ifade vereceğim, ne diyeceğim diye. Fatma ondan da korkuyordu. Tabii o yaşta çocuğun evet. Bir kere zaten ortalıkta bırakılması ihmal. Ona? Erişme ayrı ha. Bir de içmez zaten. Ancak... İçmiş, ağzının içi çocuğun olduğu gibi çamaşır suyu kokuyor. İşte ama kendi mi içti bilmiyoruz. Bilmiyoruz, onu gözümüz görmedi. Şimdi sizin de böyle bir şüpheniz var değil mi? Bir o de, şimdi çamaşır içtiği zaman biz de ondan çamaşır suyunun, o zaman. Şimdi orada grafileri de var. Evet. Çamaşır suyunun şöyle bir sıkıntısı var. 3-4 ay sonra yemek borusu delinebiliyor. Kontrollere götürdünüz mü? Hatta kontrolü vardı çocuğun. Cerrahpaşa'dan randevu aldı. Gitmedi mi kontrolü? Götürmedi. Acaba sizin yanınızdayken öyle bir şey oldu, ağzından kan boşaldı. Sen de Urs'la karını öldürmüş olmayasın Yıldıray. Yok. Evde yok ki zaten, kağıt parası giderken. Evde yok. Görenler var. Evet. İttiği saatte görenler var. Bir dakika. O çamaşır suyu vakasından sonra hastaneden çıkıp eve geldiklerinde evet. Sen ne tepki gösterdin karına? Hiçbir şey, hiçbir tepki göstermedim. Tek tepkim deterjanları musluğun üstüne koyuyordu. Bunları dedim al yükseğe koy dedim. Madem... 8 aylık çocuk nasıl erişmiş o şeyin oraya, yukarıya? Lavabonun üstünden almış. Şey var, tabura var. Tabureye çıkıyor. 8 aylık çocuk. Demesi. Evet. Tabureye yürümüyor bile yani. Yürüyor. 8 aylık. 8 evet. Aylık değildi o zaman. Çocuk 1,5 yaşında. 8 aylık değildi ya. 1,5 yaşında. Yeni yaşındaydı. Şurada 3-4 ay bir şey oldu yani. Yani fazla bu, bir şey yok. Peki Yıldıray. Tam 4 ay zaman da uyuyor. Şimdi hocam yani bir şey söylüyor. Bir şeydi. Ki, öyle bir durumdan sonra evet. Kanama olabilir ve çocuğun hayati tehlikesi doğabilir. Evet. Böyle bir şey oldu. Giderken görenler Fatma'nın kucağında Buğlemi
canlı olarak görmüşler mi? Evet, evet. Markete gitmiş, oradan sigara almış. Sigara aldıktan sonra demiş ki, şey demiş, ben geliyorum, beni bekleyin demiş. Telefonda zaten konuşurken kendi çamaşırları evde var. Yok. Çocuğun çamaşırları da yok. Arabasını da alıp hazırlıklı şekilde gitmiş. Saat 4'te de bizim orada İbrahim Turan diye bir okul var. Orada okulun ilerisinde park var. O parkın önünde çocukla beraber yürüyerek gelirken görmüşler bunu. Eve geliyor oradan sonra. Geldikten sonra, Fatma oradan geldikten sonra akşamüstü o gün kayboldu zaten. O gün akşamdan bunlar dediler, Fatma yokmuş dedi eşim bana. Ben abime bile söylemedim. Evet. O gittiği akşam kimseye bir şey söylemedim. Ben aradım. Evet, beni engellemiş. Söyledi bize. Ben dedim sabah olsun dedim. Şeyi arayacağım, köyü arayacağım. Köyü de aramadım. Nasıl diyeyim? İş yerine gittim. Abime dedim, bu gitmiş dedim. Dedi kurtulmuşsun dedi. Açıkçası... Çünkü çocuğu çok dövüyordu. Çocuğu ben, çok işkence ama çocukla oluyordu. Gitti. Nasıl evet. Kurtuldun? Evet. Çocuğun senin yanındayken ben, bile bu kadar dövüyorsa... Çocuktan sürekli demiyor. Kavga ediyordu. Sürekli çocuğu dövüyor. Ablacığım sürekli kavga ediyordu. Tamam çocuğu evet. Dövüyordu defalarca Fatma da. Evet. Köyde dövmedi mi? Ben görmedim. Senin karın gördü. Ben evet. Görmedim. Şimdi yalan konuşma. Dövmüş olabilir. Sen de onu kovalamışsın. Bu hareketleri yapıyor bu Fatma değil mi çocuğa? İşkence evet. Gösteriyor. Evet. Sen de işkence gösteriyorsun. O da kime? Sana işkence gösteriyor değil mi? Ben kime işkence gösteriyorum? Bak şimdi. Kavga etmiyor musun dedesi? Anlaşamıyor musun? Bizim anlaşamamızın en büyük sebebi sendi. Ben sen de iki sene ben konuşmadım. Tamam. Tamam mı? Tamam. İki buçuk sene konuşmuyoruz sende. Tamam. Bana diyor Yalçın işte benden izinsiz telefon alıyor, kardeşine gönderiyor. Cep telefonu. Bana diyor cep telefonunun parası ödenecek. Ben niye ödeyeyim dedim. Sen dedim kardeşine aldıysan git dedim kardeşine. Hatta bunun çalıştığı yerde arkadaşları da biliyor bunları. Kardeşine telefon aldığını... Başka bir şey söylüyor ama. Seram ben söyleyeceğim. Tamam diyor, tamam. Birbirinize şiddet gösteriyordunuz. O da çocuğa gösteriyordu. Dediğim ki bak, kurban bayramında bak, yalvardım Fatma dedim, gitmen dedim. Evet, ben de gelme diye söyledim. Bozulmasın, annen geldi bizim oraya. Evet. Bak, annen geldi. Evet, geldi. Ya Yıldıray'da arıyor dedi. Ben... Dedi, perişan için dedi, yuvası yıkılmasın, geri gitsin dedi. Ama Fatma buna ben geleceğim diyor, mesajını da ben, gördüm ben. Ben neredesin diyor, zaten biz... ben de geliyorum yani diyor. Siz... Bayağı bir ailenin içerisindesiniz. Eltisiniz yan değil mi? Yani, yani konuştuklarımız duyuluyor. Yani konuştuklarımız ses bile yani birbirimize gidiyor. Fatma'yla da aranız herhalde iyiydi. Devamlı görüşüyordunuz. Fatma şu yani son iki ay. Yani kaçacağından bahsetti mi size hiç? Yok şu iki ayda. Daha önce hiç kaçtı mı? Çünkü kaçtı. Sen de, yani Yıldıray'dan daha kaçtı. İyi biliyorsun her şeyi. Çünkü bunlar çalışıyordu akşamüstü saat. Daha önce kaçtı mı? Evet kaçtı. Kaçtı. Üç gün kayboldu. Ne zaman? Aşağı yukarı ben evlendiğim 1,5-2 sene sonrası. Niye kaçtı? Bilmiyoruz, iş yerinden biri kaçtı. 3 gün sonra da meydana çıktı. Biriyle mi kaçtı? Bilmiyoruz, sonra gelmiş demiş. Ben ev kirasını veriyorum ona. Ev kirasını evet. Ödesin diye parayı kaç veriyorum. Kaçtı gitti, 3 gün gelmedi. Parayı alıyor. Samsun'a, yani biz, bana dedi o. Ama doğru ama yanlış. Ben dedi Samsun'dayım. Aradı beni. Ben geleceğim, lütfen beni affet. Bak dedi, bu çocuk olacağı değil. Ne mezunu? İlkokul ortaokulu ya. Ortaokulu bitirdi mi? Bitirdi. Ortaokulu bitirdi yani. Ortaokul mezunu. Siz ne mezunusunuz? İlkokul mezunu. Şu mektubu bir getirelim mi ekrana? Evet, giderken yazdık. Veda mektubunu. Evet. Kesin eminsiniz değil mi? Ortaokulu bitirdi. Bitirdi canım. Bitirdi. Bitirdi. Sen ilkokulu bitirdin mi evet. Yıldıray? Peki. Şimdi Fatma giderken bir veda mektubu bırakmış. İddiaya göre. Şimdi şu mektuba bir bakalım. Ortaokul mezunu birinin yazısına benziyor mu bu mektup? Bulmaya tamam. Ben anlarım zaten. Bakacağım Fatma yazması yok. Sen de biliyorsun olmadığını. Ne? Fatma normal yazı yazamıyor. Doğru yazamıyor. Yazamıyor şimdi. Yazamıyor. Doğru yazamıyor. Ortaokulu nasıl bitirdi o zaman? Ya o zaman şu yazı. Bitirdi yani. Yani öyle böyle bitirdi. Evet yani. Şu yazıyı bu Fatma'nın yazısı mı? Ben Sasun kiliyorum. U yok. Beni arama Lütü ve lütfen demek. Para bul. Sen ödemiyon borcu. Porucu. Bu ortaokul mezunu bir kadının yazısı mı? Biz de şaşırdık yani. Biz de şaşırdık. Ben hatta kağıt orada duruyor. Hala da duruyor yazdığı kağıt. Ne kastetmiş bu yazıda? Ne söylüyor? Sen anlamışsın. Ben anladım. Ne diyor? Bana dedi benim haciz kağıdı eve haciz kağıdı geldi diye bana bir laf söyledi. Dedim nerede? Bana göstermedi. Ya bunun iki bankaya borcu var. Tam ne yazıyor? Burada tam olarak ne yazıyor? Ben Samsun'a gidiyorum. Beni arama. Borcumu evet. Ödemiyorsun. Borcumu ödemiyorsun? Evet. Lütfen para bul. Sen ödemiyorsun. Borcu diyor. Bu ortaokul mezunu bir kadının yazısı değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben hastaneye çocuğu götürdüğümüzde de yazıyı yazdı. Kendi yazdı. Doktor bile şaşırdı. Bu nasıl bir yazı diye.
Sen daha mı güzel yazıyorsun? Ben de güzel yazamıyorum. Hmm. Doktor bu Fatma dedi, bıraktı diyorsun. Evet, bunu Fatma bıraktı. Bıraktığında 20 TL para bırakmış. Bir tane Türk kahvesi bırakmış. Deterjan almış bulaşık makinesine. Marketten yumurta almış, gitmiş. Nasıl, ben bundan hiçbir şey anlamadım. Niye alışveriş ediyorsun? Kendi yani? Evine, yani sizin kendi eve bırakıyor eve. Onları. Çekip gidiyor. Markete gidiyor. Bunları evet. alıyor. Evden gidiyor. Kaçan eve getiriyor. Sonra bunu bırakıyor ve gidiyor. Evden kaçan bir kadının yapacağı şey mi bu? Bir. Evet. İki, bu gerçekten bu yazı Fatma'ya mı ait? Sana bir şeyler yazdıracağız. Senin yazınla bu yazıyı kıyaslayacağız. Yazdım zaten. Biz değil. Bunların uzmanları kıyaslayacaklar. Tamam, kıyaslasın. Bakalım bu yazı gerçekten Fatma'nın yazısı mı? Yoksa Yıldıray karısı adına böyle bir mektup yazıp bırakmış olabilir mi? Evet sevgili seyirciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yarın 13.15'te Star ekranlarında buluşuncaya dek. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi seviyorum efendim. Allah'a ısmarladık.